girişimcilik dünyasında bulunan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler, kıymetli üyeler, saygıdeğer izleyiciler, hoş geldiniz. İstihad Bu Gençlikte İş Var girişimcilik programı kapsamında bu sene ilk defa gerçekleştirdiğimiz Dönüşümü Başlat İş Fikri Yarışması'nın 2023 finaline hoş geldiniz. Mart ayında başlattığımız bu yoğun maratonda finale kalan 7 ekibimizi tanıtacağımız bu etkinlikte sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Arkadaşlar, bundan tam 12 yıl önce Ankara'da iki üniversitede temellerini attığımız TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var'ın yıllar içinde 81 ilden başvuru alan ve Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programına dönüşmesine hep birlikte şahit olduk. İlk günden itibaren gençlerimizin en büyük öz sermayemiz olduğuna inandık ve her sene girişimcilerimize nasıl daha fazla fayda yaratırız, onlara nasıl daha fazla değer katarız hep bunları düşündük ve bugün programımızı bu hale getirdik. Bu bağlamda 2023 yılı aslında bizim için bir dönüm noktası oldu. Bu yıl ilk defa iş fikri, şirketleşme ve büyüme aşamalarındaki genç girişimcilerimize özel programlar kurgulamaya başladık. İlk adımımızı da iş fikri aşamasına yönelik olarak Dönüşümü Başlat ile attık. Pek çoğunuzun bildiği gibi 2021 yılında fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak daha geniş kitlelere girişimcilik eğitimi ve mentorluk verebilmek adına Dönüşümü Başlat dijital platformunu hayata geçirmiştik. Bu platformda arkadaşlar 3500'ün üzerinde aktif kullanıcı bulunuyor. Gençlerimize bu platform üzerinden verdiğimiz desteği onların iş fikri üzerinde geliştirme süreçlerine de bir kaldıraç etkisi yaratmaya çalıştık. Ve sonuç itibariyle de bu bizim ilk programımız olarak hayata geçti. Peki yılın ikinci yarısında ne yapacağız? Orada da MVP ve şirketleşme aşamasına yönelik olarak Dönüşümü Hızlandır programını kurguladık. Ve mezunlarımızın bir şekilde hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla da Dönüşümü Sürdür programını hayata geçirdik. Değerli izleyiciler, bugün burada TÜSİAD Dönüşümü Başlat İş Fikri Yarışması 2023 finalistlerini dinlemek ve para ödülüyle destekleyeceğimiz bu girişimcileri belirlemek üzere bir araya geldik. Sözü onlara bırakmadan önce ekiplerimizin bu süreçte başarıyla kat ettikleri aşamalardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu dönem yaptığımız çağrıya gelen başvurular arasından 57 tane ekip seçtik ve bu haftaya kadar kendileriyle birlikte çok sıkı bir çalışma dönemi geçirdik. Ekiplerimiz Dönüşümü Başlat dijital platformumuz üzerindeki eğitimleri tamamladılar ve 250'yi aşkın mentor görüşmesi yaptılar. Geniş mentorluk ağımızdan faydalandılar, iş fikirlerini geliştirme ve önemli bir network sağlama fırsatı edindiler. Eğitim ve mentorluk görüşmelerinin yanı sıra fiziksel buluşmalar, koordinasyon toplantıları ve şu andaki sunumlara hazırlıklar içinde bir hayli yoğun geçen bir dönem oldu. Aslında bütün bunları sağlayabilmek için de hep beraber bir emek sarf ettik ve bunu 5 ekip planlarken aslında finale kalacağını bunu başaramadık ve 7 ekiple birlikte şu anda bugün buradayız. Şimdi bu heyecan ve tutku ve azimleriyle bize ilham veren 7 tane finalist ekibi hep birlikte dinleyeceğiz. Onların da başarılarının devamını dinliyorum, biliyorum. Bu vesileyle 57 yarı finalist ekibimizin hepsine de ailemize hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü sadece 7 ile sınırlı değiliz, hep beraberiz burada. Ve bu sürecin yalnızca eğitim, mentorluk ve girişimcilik ile sınırlı olmadığını ve burada kurduğumuz bağların kişisel yolculuğumuzda da sizlere çok çok önemli kazanımlar yaratacağına bütün kalbimle inanıyorum. 2023 mezunları olarak hepinizden hayallerinizin peşinde koşmak ve değişimin öncüsü olmak konusunda aslında bir söz de almak istiyorum. Sözlerime son vermeden önce TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var'ın her aşamasını birlikte kurguladığımız ve girişimcilerimizin fikirlerini hayata geçirme süreçlerinde verdikleri eşsiz destekten ötürü tüm paydaşlarımıza, mentorlarımıza, jürimize, Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Eş Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran nezdinde tüm çalışma grubu üyelerimize, her sene daha çok gence ulaşmamızı ve girişimciliği kampüs gündemine taşımamızı destekleyen rektörlerimize, öğrenci kulüplerimize ve gönüllülerimize, programın devamlılığını sağlayan ve gençlerle inancımızı paylaşan sponsorlarımıza ve çözüm ortaklarımıza,
Son olarak da bu zorlu operasyonu yürüten TÜSİAD ekibimizden Tamer, Seda, Kadir, Kübra ve stajyerlerimize verdikleri eşsiz emek için çok teşekkür ederim. Son sözüm olarak da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, birazdan sunumlarınızı yapacaksınız. Bu sunumları yaparken heyecanınız lütfen ben birinci mi olacağım, en iyi ben mi olacağım gibi değil. Sizin yaptığınız işe bütün kalbinizle inanarak bunu en güzel şekilde aktarmak üzere bir heyecan yaşamanızı diliyorum. Ve hepinize sadece burada değil, tüm girişimcilik hayatınızda başarılar diliyorum. Sözümü bitirmeden önce de sözü TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Orhan Turan'a vermek isterim. Çok çok teşekkürler. Değerli üyelerimiz, sevgili girişimciler, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Dönüşümü Başlat İş Fikri Yarışması'nın 2023 final töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Gençlerimizin enerjisi, yaratıcılığı ve tutkusu geleceğimizi şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. TÜSİAD olarak ilk günden beri amacımız gençlerimizin iş fikirlerine rehberlik etmek ve onları girişimcilik yolculuklarında yalnız bırakmamak. Gençlerin cesur adımları ve yenilikçi düşünceleri toplumumuzda dönüşümü başlatma gücüne sahip. Bu nedenle TÜSİAD olarak genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada bulunan genç girişimcilerimiz sadece iş dünyamıza değil, toplumumuzun gelişimine de değer katma potansiyeline sahipler. Gençlerimizin girişimcilik yolunda attıkları bu kıymetli adımların Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimize ilham kaynağı oluşturacağına inanıyorum. Yarı finalist 57 ekibimizin her birine girişimcilik dünyasına hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün iş fikirlerini dinleme fırsatı bulacağımız finalist ekipleri ise gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sözlerime son vermeden başta İzel Levi Coşkun ve Zeynep Köksal Yaykıran olmak üzere çalışma grubu üyelerimize, mentorlarımıza, jüri üyelerimize, sponsorlarımıza, TÜSİAD ekibine ve bu değerli yarışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Verimli bir etkinlik diliyorum. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Turan'a teşekkür ediyorum ve bu noktadan sonra ben devralıyorum. TÜSİAD'ın Girişimcilik ve Gençlik Çalışmaları Direktörü Seda Köknel ben. Bugün sizlerle birlikte olmaktan ve bu törenin moderatörlüğünü üstlenmekten dolayı büyük mutluluk içindeyim. Türkiye'nin girişimcilik dönüşümünü tetiklemek ve gençlerimizi bu yolda cesaretlendirmek için 12 yılı aşkın zamandır bu gençlikte iş var diyoruz. İzel Bey'in de ifade ettiği gibi bu senenin başından beri genç girişimcilerimizi iş fikri, şirketleşme ve büyüme aşamalarına yönelik olarak farklı programlarla desteklemeye başladık. İlk olarak da gençlerimizin fikir üretme süreçlerini desteklemek ve onların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek amacıyla iş fikri aşamasına yöneldik. Bu çerçevede Mart ayında başlattığımız Dönüşümü Başlat İş Fikri Yarışması sürecinin sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uzun yolculukta TÜSİAD olarak hiçbir zaman yalnız olmadık. 150'ye aşkın ekosistem paydaşımız, Türkiye genelinde 350'ye aşkın öğrenci topluluğumuz ve pek tabii ki bizimle aynı hayali paylaşan sponsorlarımızın desteğini hep yanımızda hissettik. Bu vesileyle başta ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası olmak üzere, gümüş sponsorlarımız Anadolu Efes, BASF Türk, Mazar Denge ve Destek Patente, bronz sponsorumuz Paribu Hap'a teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Birazdan sunumlarını dinleyeceğiniz 7 ekibimiz uzun ve zorlu bir yolculuğu başarıyla tamamladılar. İzel Bey de belirtti zaten 57 ekip başladı ve onların arasından sıyrılarak bugün final jürisinin karşısına çıkacaklar. Hepsini ben de yürekten kutluyorum. Sunumlara geçmeden önce tabii bugün final jürimiz yanımızda olacak. Onları kısaca tanıtmak istiyorum. Hepsini tanıyorsunuz zaten. Yuvarlak Masa Başkanımız İzel Levi Coşkun,
Çalışma grubu eş başkanımız Zeynep Köksal Yaykıran, çalışma grubu üyemiz seri yatırımcı Çiğdem Toraman, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü Emre Ölçer bugün aramızda. Hepsine tekrardan destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün zorlu bir süreç bizi bekliyor. 7 ekibimiz dün yaptığımız kura sonucunda çıkan sıralamaya göre sahne alacaklar. Her birine iş fikri sunumları için 5 dakika zaman vereceğiz. Sonrasında da jüri üyelerimizden akıllarında kalan soruları yönlendirmeleri için onlara da 5'er dakika tanıyacağız. Belirlenen süreye sadık kalabilmemiz için ben hem ekiplerimizi hem de jüri üyelerimizi yönlendireceğim. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Sözü daha fazla uzatmıyorum ve izninizle artık sahneyi Dönüşümü Başlat 2023 finalistlerine bırakmak istiyorum. Eğer şu an bir konferans salonunda olsaydık kocaman bir alkış isterdim. Onun yerine şu an bir kalp emojisiyle ekiplerimizi desteklerseniz, onları yüreklendirirseniz çok sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar ve ilk ekibimiz Palci'yi sunuma davet ediyorum. Kısaca Palci'den bahsedeyim. Palci karbon yakalama teknolojisi ile alg tabanlı biyoplastik ham madde üretiyor. Ekip iki yüksek lisans öğrencisi Eylül Er ve Sezer Enes Acar'dan oluşuyor. Eylül Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde, Sezer ise İTÜ Polimer Bilimleri'nde okuyor. Sunumu bugün Eylül yapacak değil mi? Evet. Heyecanlı mısın Eylül? İlk sunumu yapıyorsun. Evet, kalbim küt küt çarpıyor. Umarım güzel bir sunum olur hepimiz için. Eminim olacağına. Hazırsan sözü sana bırakıyorum. Herkese merhabalar. Aslında hepimizin derdi ortak. Petrol bazlı plastikler. Her yıl 400 ton üretilirken doğada kaybolmaları 500 seneyi bulmakta. Birçok şirketi ise milyarlarca dolara zarara uğratıyorlar. Alternatifi olan biyoplastik çözümleri ise geniş arazi kullanarak yüksek maliyet oluşturmakta ve Avrupa regülasyonlarını karşılamamaktadır. Palci olarak karbon yakalama teknolojimizi kullanarak havayı ve suyu temizlerken sürdürülebilir yeni nesil ham maddeler üretiyoruz. Atıklarını kullandığımız firmalar teknolojimizi kullanarak bertaraf maliyetlerini düşürürken sınırda karbon vergisinde avantajlı konuma geliyorlar. Ve biyoham maddemizi kullananlar ise temiz üretim tüketim yaparak sürdürülebilir iş modeline entegre hale geliyorlar. Biz azot ve fosfor bakımından zengin atık suları işletmelerden toplayarak alg beslemesi yapıyoruz. Polimerleşme reaksiyon daha sonra üretilen bu biyokütlemizi polimerleşme reaksiyonlarında kullanarak firmalara satışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız prosesin adı biyoremediasyon olup havayı ve suyu doğal yollarla temizle anlamına gelir ve bununla oluşan ham madde her tip ekstrüder cihazına uyumludur. Ve ürünümüzü geri dönüştürülerek yeni ham madde eldesine de uygun ürünler oluşturmaktayız. Şu anda Anadolu Etap ve Adel ile pilot çalışma içerisindeyiz. Devasa plastik pazarında 7.4 milyar dolar Avrupa biyoplastik pazarını hedefliyoruz. Gelir modelimiz kilogram başına 7 dolar satışla B2B şeklindedir. Ayrıca geri dönüşüm işlemini yaptığımız firmalara da %10 indirimli satış yapacak tekrarlı satış modelimiz bulunmaktadır. Palci rakiplerine kıyasla literatürce kanıtlanmış yanmaya dayanıklı ham madde üretir. Doğal biyoremediasyon sürecinde havayı temizler ve geri dönüşüme uygundur. En büyük rakiplerinden biri İngiltere merkezli Notla 16 milyon sterlin raise etmiş ve B2C alanında ürünler geliştirmektedir. Globaldeki diğer biyoham madde üreticilerinin ise Türkiye pazarına satış fiyatları çok yüksek olup kapsam 2 olarak firmaların emisyonunu arttırarak ekstra maliyet çıkarmaktadır. Palci B2B kanalda ulusal ve uluslararası fuarlarda kendini tanıtabilme fırsatları yaratacaktır. Neden şimdi diye sorarsanız, artık TSKB gibi bankalar yeşil mutabakat kapsamında çalışmalar yapan şirketlerin kredilerini %91 oranında onayladığını açıkladı. Ayrıca son Avrupa Birliği çalıştayında ise ham madde kullanımı %50 sınırlandı ve plastikler için sınırlı karbon vergisi çoktan onaylandı. Biz ürettiğimiz her bir ton alg için yaklaşık 2 ton karbon yakalıyoruz ve bu sayede 1,5 ton oksijen üretiyoruz. Kapsam birini etkilediğimiz firmaların sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden en az 5 tanesini doğrudan etkileyerek onların vergilendirmede en büyük partnerlerinden biri oluyoruz.
Yola çıktığımız ilk günden itibaren farklı programlarda birincilik ödüllerimiz oldu. Mayıs ayında ilk formülle ön prototip ürettik. Şu anda TÜSİAD mentorları ile üretim ve maliyet optimizasyonları yapıyoruz. Haftaya kısmetse ilk granül üretimini Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştireceğiz ve ödülü kazandığımız takdirde de Eylül'e kadar üretim hattımızı arttırmayı hedefliyoruz. 1,5 senelik ARGE sonunda tohum yatırım ile CE ve TÜV Avusturya sertifikalarını alarak ilk müşterimize 400 kilogramlık satış yapmayı hedeflemekteyiz. Daha sonra ürün ve proses patenti ile birlikte Avrupa Birliği projelerinde yer alarak PALGİ'yi ölçeklendirmek ve 2026'nın 3. çeyreğinde ise Almanya'ya açılmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu süreçte 250 bin dolara ihtiyacımız var. İlk satışımızdan sonra 9. ayda kendini döndüren ticari bir işletme olmayı hedeflerken başa baş noktamıza 24. ayda gelmeyi hedefliyoruz. Ben Eylül, Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 senedir Berat Haznedoroğlu danışmanlığında alplerin atık suları temizlemesi üzerine çalışmalar yaptım. Ekip arkadaşım Sezer ile birlikte 1,5 senedir termoplastik polimer ham maddeler üzerine çalışmaktayız. Uzman danışman kadromuzda ise polen koçak sektör danışmanlığımızı yaparken Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar sanayi danışmanlığımızı yapmaktadır. Alpler oksijenin kaynağıdır. PALGİ'de sürdürülebilir dünyanın. Bizi dikkatle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eylül, ağzına sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkürler. Şimdi hızlıca jüri üyelerime dönüyorum. Buyurun efendim, 5 dakikalık soru bölümü açılmıştır. Kim söz almak ister? Zeynep Hanım, buyurun. Teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir proje. Ben bir tek şeyi anlamadım, kaçırmış da olabilirim. Üretimi nerede yapacaksınız? Yani siz fabrika mı kurmayı hedefliyorsunuz, yoksa dışarıda mı üreteceksiniz topladığınız ham maddeyi? Hemen şöyle açıklamak isterim. Öncelikle şu anda Marmara Üniversitesi'nin polimer proses laboratuvarını kullanacağız. Çünkü bizim ihtiyacımız olan tek bir cihaz bile şu anda eğer iyi kalitede almak istersek 60 bin dolara tekabül ediyor. Ve biz de bu sırada ARGE'mizi iyi bir yere konumlandırana kadar ve ürün kalitemizi test edene kadar Marmara Üniversitesi'ndeki bize bütün bunları sağlayacak test ve üretim hattını kullanmayı hedefledik. Yani şu anda haftaya yapacağımız üretim Marmara Üniversitesi Malzeme Teknoloji Bilimleri Enstitüsü'ndeki bulunan laboratuvarda gerçekleşecek. Fakat dün Serdar Akçallı beyefendi dedi ki siz testlerinizi gelip bizim fabrikamızda yaptırabilirsiniz. Yeter ki granüllerinizi üretin. Bizim de şu an eğer öyle yaparsak maliyetlerimiz yarı yarıya düşmüş oluyor. Böyle açıklayabilirim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hızlıca Çiğdem Hanım, buyurun. Evet, çok teşekkürler. Harika bir sunumdu. İki pilottan bahsettiniz. İki pilot, evet, çalışmadan. Üretim daha yeni başlayacak. Dolayısıyla, evet, pilot çalışmalarda ne yapıyorsunuz? Hemen şu ana kadar neler gerçekleştirdiniz? Onları duyalım lütfen. Çok teşekkür ederim bu soru için. Daha iyi açıklamama sebep verdi. Şu anda biz Anadolu grubunun Kapri Fikir adlı bir hızlandırma programındayız. Bu kapsam doğrultusunda iş modelimize uygun Anadolu Etap ve Adel'le bizi eşleştirdiler. Biz şu anda pilot çalışmamızı Anadolu Etap'ta atık sularını, bu meyve suyunu sıktıktan sonra oksijene ihtiyacı olan zengince suları alıyoruz ve mikroalg tesisimizde bunlardan mikroalg büyütme aşamasındayız. Bunlardan elde ettiğimiz biyokütleyi de aslında önümüzdeki hafta gerçekleştirdiğimiz biyoplastik granülünü Adel'e vermek üzere üretiyoruz. Yani pilot çalışmamız tamamıyla Anadolu Etap'tan atık suyu aldık, işledik, ürettik ve Adel'e gönderdik şeklinde gerçekleşiyor. Bunun için de Eylül'e kadar vaktimiz var. Biz de şu an optimizasyon işlemlerini yeni yeni tamamladık ve açıkçası biraz da maliyet yeni düzenleme yapabildik maliyet kısmında da. O yüzden bu şekilde pilot çalışmamız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Hızlıca son soru için Emre Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim. Eylül, harika bir sunumdu. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alple temizleme konusunda teknolojinizin benzersiz olup olmadığını, yani bu konuda bir patent başvurunuzun olup olmadığını merak ediyorum. Bir de rekabette aslında birkaç tane global ölçekte firma da yer alıyor. Tabii ki. Onlar da yine alp ile temizleme teknolojisini mi kullanıyorlar, yoksa normaldeki diğer biyo kimya teknolojilerini mi kullanıyorlar temizleme noktasında? Hemen açıklayayım. Teşekkür ederim. Aynen.
Öncelikle globale gelirsek globaldekiler aslında makro yosunları kullanıyorlar. Ondan bahsetmeyi unuttum, kusura bakmayın. Makro yosunlar dediğimiz denizde, okyanusta bulunan büyük hacimli yosunlar. Ve bunları aslında Fransa kıyılarından ticari olarak satın alıyorlar. Yani bizim yaptığımız doğal biyoremediasyon işini gerçekleştirmiyorlar. Fakat tabii ki de son üründe gayet iyi ilerlemişler ve teknolojileri şu anda kendilerince gayet iyi seviyede. Biz patent başvurusu yapmak istiyoruz. Dediğiniz gibi biz alplerimizle temiz su, yani suları temizleme amacıyla bir proses geliştiriyoruz şu an laboratuvarımızda ve bunlardan aslında elde edilen biyokütleyi kullanıyoruz. Bunun optimizasyonunu yaptıktan sonra bu da yaklaşık bir 6 ayımızı alacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki Haziran gibi patent başvuru süreçlerine başlamak istiyoruz. Daha sonra da bildiğiniz üzere zaten patentlerin onaylanması 1 veya 2 sene civarında sürebiliyor revizasyonlarla birlikte. Bu bağlamda tabii ki de patente başvurmayı düşünüyoruz ama şu an geliştirme aşamasındayız. Eylül, kutluyorum, süreyi harika kullandın. 10 dakikanın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim herkese. Çok ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Bir sonraki ekibimiz Metadoxia'yı sahneye davet ediyorum. Onları pinlerken arkadaşlarım, ben de ekipten bahsedeyim. Metadoxia Web 3.0 dikeyinde eğitimler sunan ve çevrim içi eğitimlerin karşılaştırılmasını sağlayan bir teknoloji girişimi. Ekip farklı disiplinlere sahip, 4 kişiden oluşuyor. Kardelen Ciğerci Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Kerem Ciğerci İstanbul Kültür Üniversitesi'nde iletişim tasarımında okuyor. Emrecan Üzüm ve Semih Kaan Şahin ise aynı üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümündeler. Ekip adına sunumu bugün Kerem yapacak, değil mi? Evet. Merhaba Kerem. Hazırsan söz senindir. Tamamdır. Merhabalar, ben Metadoxia kurucu ortağı Kerem Ciğerci. Bizler Web 3.0 teknolojileri dikeninde çevrimiçi eğitimler sunuyor ve eğitim sektörünün trivagosu olarak çevrimiçi eğitimlerin karşılaştırılmasını sağlıyoruz. Eğitimde dijital dönüşümü başlatıyoruz mottosuyla yola çıktık ve eğitimdeki sorunlara yapay zeka ve blockchain ile çözümler sağlıyoruz. Aslında NFT ile teknolojiyle tanışmamız 2 yıl öncesine dayanıyor. Ben bu alanda Türkiye'de ilk NFT satış yapan sanatçılardan birisi oldum. Sonrasında ekipleşerek 1000'den fazla kişi NFT eğitimi, ondan fazla etkinlik ve 200.000'den fazla kişiye erişim sağladık. Burada aslında verdiğimiz eğitimler sonrasında büyük bir problemin keşfettik. Bu problem de aslında nitelikli eğitime ulaşılamıyor veya ulaşılırken çok fazla zaman harcanıyordu. Hem Web3 dikeyinde hem de aslında şu anda halihazırdaki eğitimlerdeki sertifikalardaki ve eğitimin karar verme süresindeki problemleri keşfettik. Buna çözüm olarak aslında sertifikasyon sağlayan bir Web3 eğitim platformu geliştirdik. Bununla birlikte kullanıcıların karar verme sürelerini hızlandırmak adına eğitim karşılaştırma platformu inşa ettik ve bu platformda da aslında aktif olarak yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Hedef pazarımız yaklaşık 200 milyar dolar. Dünyadaki çevrimiçi eğitim pazarının 2030'da 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bizler de aslında 18-30 yaş odaklı bu pazardaki kişilere hitap ediyoruz. Aynı zamanda Web 3.0 marketinin büyümesi de bizleri olumlu etkiliyor. Ürün olarak kendimize ait şu an geliştirmiş olduğumuz bir Web3 eğitim platformu var. Bu platformda NFT, blockchain, yapay zeka alanlarında kullanıcılarımıza eğitimler sunuyoruz. Ama diğer eğitim platformlarından farklı olarak bizler NFT'leriyle derecelendirilmiş bir sertifikasyon sağlıyoruz. Buradaki derecelendirme kısmında aslında yine kendi geliştirdiğimiz bir kurs karşılaştırma platformundan alıyoruz. Yapay zeka teknolojisini kullanarak burada makine öğrenmesiyle birlikte kullanıcıların hangi eğitimi kendilerine göre alması gerektiğiyle ilgili bir karşılaştırma yaparak kullanıcılara bir hizmet sağlıyoruz. Aynı zamanda burada NFT derecelendirme yaptığımız için ilerleyen süreçte şirketlerin işe alım süreçlerinde sertifikaları derecelendirmesi, değerlendirmesi gibi şirketlere yardımcı olabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse en iyi blockchain eğitimleri diye aslında araştırdığımızda eğitim karşılaştırma ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Biz bunu bizim platformumuzdan aslında bu ihtiyacınızı karşılayarak sonrasında iki farklı senaryo ortaya çıkıyor. Bizim platformumuzdan eğitim alarak aslında direkt olarak bir eğitim alabilirsiniz veya diğer platformlardan karşılaştırmayla aslında diğer platformlardan kendinize uygun bir eğitim seçebilirsiniz. Burada iki senaryoda bizler NFT sertifikasyonu sağlıyoruz. Gelir modelimiz eğitim satışı yönlendirme komisyonu, şirket işbirlikleri ve taahhüt oluşturma olarak geçiyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 3 farklı hedefe direkt destek sağlıyoruz. Nitelikli eğitim, insan yakışır, ekonomik ve eşitsizliklerin azaltılması. Karşılaştırma platformumuzda 4. hedefe, sunmuş olduğumuz teknoloji dikeyiyle 8. hedefe ve herkes açık olması da platformumuzun 10. hedefe destek sağlıyoruz. Rakip analiz olarak globalde birçok farklı rakibimiz var. BitDegree, Class Central, FutureLearn gibi.
BitTech Reorney'in Web3 dikeyinde eğitimler sunan bir platform. Ama bizler hem meydan okuma modelimizle hem yapay zeka teknolojisiyle karşılaştırma platformumuzla hem de derecelendirilmiş NFT sertifikasyonuyla rakiplerimizden ön plana çıkıyoruz. Satış planımız genel olarak kendi akademi ve karşılaştırma platformumuz üzerinden. Pazarlama olarak da sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı düşünüyoruz. Bunun dışında yolculuğumuz bugüne kadar birçok farklı şirketle kesişti. Bilgi Ticaretleşme Merkezi'nin şu an ön kılıç kasasında yer alıyoruz. Ve bugün de aslında TÜSİAD finalinde sizlerleyiz. Öngörülen takvimde yapay zeka destekli pazarlamayla pazara hızlı bir giriş yapmayı planlıyoruz. Operasyonel süreçlerimizi biraz daha güçlendirerek aslında eğitim sektöründe yeniden şekillendirmek istiyoruz. Finansal beklenti olarak 250 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Bu yatırımla birlikte 2025 yılında 4 milyon 785 bin dolar kar hedefliyoruz. Bununla birlikte neden biz diye aslında bakmak gerekirse bizler NFT ve yapay zeka alanında profesyonel bir deneyime sahibiz. Ekip olarak oluşturduğumuz NFT koleksiyonlarının hacmi 2300'e tarım yaklaşık 4 milyon dolara kadar çıkıyor. Kendimize ait bir topluluk platformumuz, 200'den fazla aktif topluluk üyemiz, kendi eğitim platformumuzda eğitimleri bitirmeye 3 kata kadar arttırmasını beklediğimiz bir meydan okuma modelimiz ve NFT sertifikasyonu hizmeti sağlıyoruz. Bununla birlikte bugüne kadar büyük bir ekosistem inşa ettik Metodoxia ekosistem olarak. Kendimize ait bir NFT koleksiyonumuz, kendimize ait yapay zeka destekli bir ajansımız ve içerik üretim tarafımız var. Bunların aslında hepsini topladığımızda dijitalde 180 binden fazla takipçiye, bir kitleye erişebiliyoruz. Bunun tabii ki böyle büyük bir ekosistemi inşa ederken büyük ve güçlü bir ekiple inşa ettik bu ekosistemi. Kurucular olarak hem startup deneyimi hem de kurumsal deneyime sahip kuruculardan oluşuyoruz. Buna ek olarak ekip olarak aslında yazılım tarafında dünyanın en büyük şirketlerinde çalışan, web şirketlerinde çalışan, blockchain şirketlerinde çalışan yazılımcı arkadaşlarımızla bir aradayız. Aynı zamanda danışman kadromuz da daha önce startup tecrübesine sahip bir kadro. Metodoksi olarak eğitim sektörünü yeniden şekillendiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kerem, ağzına sağlık. Tam tamına 5 dakika sürdü sunumun. Hızlıca Metin Bey el kaldırdı. Buyurun. Sizin olayım diye hemen el kaldırdım, böyle ilk yapayım diye. Harikasınız. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Bir yerde ben bir çelişki sezdim. Sen de aynı şeyi görüyor musun? Onu sormak isterim. Şimdi hem eğitim platformlarını kalite, içerik anlamında karşılaştırıyorsunuz. Hem de kendiniz eğitim veriyorsunuz. Şimdi ben nasıl güveneceğim sizin de eğitim verdiğiniz bir ortamda bir karşılaştırma aracını kullanmaya? Kayırıp kayırmadığınıza nasıl güveneceğim? Onu nasıl sağlıyorsunuz? Aslında burada şu şekilde oluyor. Bizler teknoloji dikeyindeki eğitimleri karşılaştırmasını sağlıyoruz. Ama bizim eğitim platformumuz biraz daha Web3 odaklı. Ve burada teknoloji dikeyinde biz eğitimleri karşılaştırırken aslında eğitimlerin zaten herkese açık bir şekilde yayınlanmış verilerinden aslında bir karşılaştırma yapıyoruz. Örneğin mesela o konuşmanın, o eğitimin konuşma hızına göre ya da bir yazılım eğitiminden örnek vermek gerekirse o eğitimdeki genel yazılım diline göre, anlatım şekline göre bir aslında yorumlardan da destek alarak bir karşılaştırma yapıyoruz. Burada yapay zeka teknolojisi aslında burada birçok şeyi yapıyor. Burada mesela Emrecan teknik tarafta, ona söz verebilirim. O biraz daha iyi açıklayabilir bu kısmı diye düşünüyorum. Tabii burada aslında elde etmeye çalıştığımız bazı parametreler var. Bu parametreler bir kursun ne kadar kaliteli ve ne kadar kalitesiz olduğunu aslında daha güzel parametrelerle açıklayabilecek oranlar diyebiliriz. Mesela bir kursun güncelliğini o kursun ders içeriklerinden ve işlencesinden çok rahat bir şekilde anlayıp oradaki güncellik puanını ona göre belirleyebiliriz. Ki şu anki noktada bunu manuel bir şekilde yaparken ilerleyen noktada bir yapay zeka modeli sayesinde bu işlemleri tamamen bir algoritmaya döküp ve bunu da şeffaf bir şekilde kullanıcılarımıza sunmak istiyoruz algoritmamızın nasıl çalıştığını. Tamam, teşekkürler Emrecan. İzninizle Metin Bey, Çiğdem Hanım'a dönüyorum. Buyurun Çiğdem Hanım. Bir pazar yeri olarak düşünebilir miyiz sizi? Böyle konumluyor musunuz kendinizi? Evet, eğitmenle aslında eğitim almak isteyen kişileri buluşturduğumuz Web3 dikeyinde bir pazar olarak konumlandırıyoruz kendimizi. Aslında karşılaştırma platformumuzu da belli bir oranda bize destek sağlaması için, yani ikisini birbirini destekleyen iki platform inşa etme noktasında yola çıktı. O zaman eğitimi üretenle sizin iş modeliniz nasıl? Benim platformda var olmamın ticari olarak hem sizin tarafınızdan hem bana hem faydası hem de ürettiği değer olarak ne sunuyorsunuz?
NFT dışında? NFT dışında aslında bizim kendi geliştirdiğimiz bir meydan okuma modelimiz var. Bu meydan okuma modelinden de çok kısaca bahsedebilirim. Burada kullanıcılar eğitimleri bitirebileceklerine dair bir taahhütte bulunuyorlar. Ve taahhütte bulunduktan sonra eğer zamanında eğitim bitirebilirlerse eğitimi daha uygun fiyata satın alabiliyorlar. Eğer eğitimi bitiremezler ise taahhütte bulundukları süreç içerisinde fazladan kitlemiş oldukları miktarı bizler kendi kasamızdan pazarlama ve reklam çalışmaları kullanmayı düşünüyoruz. Bu da aslında eğitmenler tarafından daha ucuza eğitim vermelerini ve daha fazla komisyon kazanmalarına destek sağlıyor. Buradaki gelir modelimizde onların daha fazla komisyon almasına olanak sağlıyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Ayrıca burada eklemek istediğim bir şey var. Web3 teknolojilerini kullandığımız için de eğitimden elde ettiğimiz ücretin eğitmene en yüksek hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim benzerlerimiz eğitim platformlarında bu ücretin eğitmene ulaşması 2 aya kadar bulabiliyor. Ki biz bunu blockchain sistemleri kullanarak 11 saniyeye kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Çok kısa zamanımız kaldı. Hızlıca Zeynep Hanım son soruyu sizden alalım. Tabii, teşekkür ederim. Bu yönlendirme gelir modelimiz slaytına biraz hızlıca geçtiniz. Orada bir yönlendirme komisyonu var. Yönlendirme komisyonu dediğiniz siz size üye olan ve kendine eğitim arayan, mesela ben girdim, kendime eğitim arıyorum. Beni yönlendirdiğiniz zaman eğitim veren şirket mi size ödüyor? Nasıl oluyor bu iş? Aslında eğitimin ücretini affiliate olarak bir oran olarak direkt olarak şirket zaten ayırıyor eğitim platformlarında. Bu oran %45'e kadar çıkıyor Coursera, Udemy gibi platformlarda. Biz direkt aslında şirketten o miktarı alıyoruz. Şirket de kullanıcıdan alıyor. Aslında arada bir aracı görevi görmüş oluyor işte. Evet. Bir de şirket işbirlikleri için soracağım. Sizin platformunuzda yer almak için şirketlerin size sizinle işbirliği mi yapması gerekiyor? Aslında bizim orada şirket işbirliklerinden kastımız elimizde bir eğitim veren ve eğitim alan kişilerin büyük bir datası oluşacak. Ve biz bu datayla aslında şirketlere iş alım konusunda yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Aynı Utol gibi, Patika gibi kendi elimizdeki NFT sertifikası olan nitelikli eğitime ulaşmış kullanıcıları şirketlere yönlendirmeyi düşünüyoruz. Ama diğer şekilde şirketlerin bizlerle aslında eğitimlerini listelemesi için bir anlaşma yapmasına gerek yok. Direkt olarak o Kerem, burada sözü kesiyorum artık çünkü süremizi aştık. Ağzına sağlık diliyorum ve bir sonraki ekibimizi sahneye davet etmek istiyorum. Electroplux geliyor. Electroplux alkali pilleri güneş enerjisiyle şarj ederek tekrar kullanıma kazandırıyor. Bu ne demek? Hem kişi başına düşen atık miktarını azaltıyorlar hem de temiz enerji kullanımını yaygınlaştırıyorlar. Ekibimiz Erciyes Üniversitesi mezunu 3 mekatronik mühendisinden oluşuyor. Kubilay Yılmaz, Yasemin Atay ve Hüseyin Serdar Karagöz bugün bizlerle sunumu ekip adına Kubilay gerçekleştirecek, değil mi? Evet, merhabalar. Hazırsan sözü sana bırakıyorum Kubilay. Hanımefendiler, beyefendiler, ben Kubilay Yılmaz. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bir paradigma değişimine şahit olacaksınız. Bugün günlük hayatta birçok yerde kullandığımız ve dünya içinde ciddi bir problemden bahsedeceğim. Bulanat piler. Eğer bir sayı vermek gerekirse her yıl üretilen ve tüketilen 10 milyar adet alkali pilden bahsediyorum. Tüketiciler bu pilleri kullandıktan sonra çöpe atıyor ve yeni bir pil alıyorlar. Bir pil deyip geçmeyin, 1940'tan beri Türkiye olarak bu pillerin tamamını ithal ediyoruz. Ve bu piller döngüsel ekonomiye uygun değil. Bunun yanı sıra hem kullanıcıların cebine hem de doğaya ciddi şekilde zarar vermekte. Peki bunun için en iyi çözüm ne olabilir? Kullanıcılarını hem tasarruf ettirmeli hem atık miktarını azaltmalı. En önemlisi de bu kullanıcıların kullanım alışkanlıkları var ve bunları hiç değiştirmemeli. Gerçekten böyle bir senaryo mümkün mü? Artık mümkün. Blackson, şarj edilemeyen alkali pilleri, gücünü tamamen güneşten alarak dinamik değişkenli akım metodu dediğimiz patentli teknolojimizle şarj edebiliyor. Kullanıcılarına güvenle şarj edilen kullanat piller sunuyor. Tek yapmamız gereken defalarca almak zorunda kaldığınız bu pilleri cihaza yerleştirmek ve cihazı güneş altına bırakmak. Plaxon, marka fark etmeksizin kullanıcılarına her kullanat pil için minimum 5 tam şarj döngüsü vaat ediyor.
Peki ne kadar büyüklükte bir pazardan söz ediyoruz? Research and Market'ın verilerine göre 40 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Ulusal pazarda B2G ve B2B'de teknolojimiz ile şarj ettiğimiz alkali pilleri kurumlara, belediyelere ve şirketlere tahsis edeceğiz. Ve pil başına 8 lira şarj ücretimiz bulunmakta. Ekranlarınızda yeniden kullanımı hazır dönüşüm pillerimizi görüyorsunuz. Operasyonumuz sadece bu kadar mı? Hayır. Pillerimizi tercih eden müşterilerimizin doğayı ne kadar kurtardığı, ne kadar karbon azalttığını anlık olarak ranking sistemimize işleyeceğiz ve yıl sonunda her sektör dikeyinin liderine yeşil dünya etiketi takdim edeceğiz. Ulusal pazardaki bir yıllık hedefimizi tamamladıktan sonra uluslararası pazara B2C ürünümüz ile giriş yapacağız. Teknolojimizin rakiplerimize kıyasla en rekabetçi yanı. Tek bir cihazla, kablolardan, prizlerden koparak tamamen mobil ve temiz enerjiyle dilediğiniz yerde, dilediğiniz pilleri şarj edebilmeniz. Eylül 2021'de başladığımız bu serüvende ürünümüzün patent ve PCT başvurusunu tamamladık ve İTÜ Big Bang'de en iyi 20 sahnesinde, TED Broşa pazarında en yüksek puan alan çevre finalisti olarak ve şimdi de Bu Gençlikte İş Var finalisti olarak karşınızdayız. Bahsetmeden geçmeyeyim. Şu an Başakşehir Belediyesi ve İzmir Ödemiş Belediyesi ile pilot çalışma yürütmekteyiz ve kendileri 300 adet ileri dönüşüm pilimizi kullanmakta. Genç ve dinamik bir ekibiz. Her birimiz enerji üzerine farklı alanlarda tecrübeye sahip ama ortak paydamız daha yaşanılabilir bir dünya için yeni teknolojiler ortaya koymak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha büyük kitlelere ulaşabilmek için 250 bin lira finansal kaynağa ihtiyacımız var. Şimdi tüm araştırmaları, tabloları bir kenara bırakalım. Size ufak bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarına son 10 yılda yapılan toplam yatırım tutarı 3.8 trilyon dolar. Peki bu bize ne kazandırdı? Fosil yakıt kullanımını %82'den %81'e düşürdük. Peki sadece Plakson'un hayatımıza girmesiyle ne kazanacağız? Kullanıcılarımızın tasarruf etmesi, atık miktarını azaltmamızın yanı sıra 1 milyon 70 bin ton karbonun gezegenimize salınmasının önüne geçeceğiz. Bir değişimin tam ortasındayız. İnsanlara ve toplumlara dokunabilmemiz lazım. O yüzden Elektroplax dönüşüm başlatacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kubilay, ağzına sağlık. Bir sonraki törende sunumu sana bırakacak gibi gözüküyorum. Buyurun İzel Bey. Çok teşekkürler sunum için. Ben şunu merak ediyorum. En az 5 defa şarj etme garantisi verdiniz. Hı-hı. Şimdi bir de güneşe koymak lazım. Yani güneşte dursun diye. Şimdi pil güneşte patlar diye bir şeyimiz vardır. Bir de ayrıca çok fazla bir pil şarj edilince yine patlama ihtimali var denir. Bu zarda olan bir takım şeyler dolayısıyla. Yani kısaca sormak istediğim şey bu. Bunun sağlık tarafını veyahut güvenlik tarafını nasıl çözdünüz? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Çok haklısınız İzel Bey. Bizim buradaki asıl temel düşündüğümüz nokta sıcaklıktı ve sistemi tamamen sıcaklığa göre entegre ettik. Dinamik değişkenli akım metodu dediğimiz metodoloji, evet sistemimizde bir pasif soğutma sistemimiz var. Bu pilleri anlık olarak sürekli olarak hem ısıyı dağıtıyoruz hem soğutuyoruz. Fakat bu sıcaklık piller üzerinde artmaya başladıkça bizim pile yüklediğimiz akım miktarı değişmekte. Ve bunu biz de saptayamıyoruz. Örneğin şarja taktığınızda 10 dakika sonra 250 miliamperle şarj edilirken 50 dakika sonra 10 miliampere düşmüş olabilir. Bunu biz de saptıyoruz. Bu geliştirdiğimiz algoritmayla, şarj tekniğiyle alakalı bir durum. 3000 pilde anlık ve gerçek zamanlı olarak sağ testlerimizi gerçekleştirdik. 30 pilot bölgemiz vardı. 3000 pilde bırakın bir patlamayı, bir akma dahi olmadı. Ve minimum 5 tam şarj döngüsünde. 5 tam şarj döngüsünde de verim kaybımız %10. Tabii ki bu voltajdan değil, kapasite kaybı olarak. Onu da söylemiş oldum. Tamamdır. Buyurun Emre Bey. Çok teşekkürler. Gerçekten Kubilay çok etkileyici bir sunum yaptın. Tebrik ediyorum öncelikle. Ben de şunu sormak istiyorum. Aslında güneş enerjisiyle yani temiz enerjiyle tekrar bir şarj üretmek yeni bir teknoloji değil. Pillerin tekrar şarj edilmesi de yeni bir teknoloji. Aslında bunları birleştirdiğimizde sizin özellikle patent başvurumuz var dediğiniz kısım güneş enerjisiyle pil dolumunu sağladığınız ve bu değişebilen döngüsel akım teknolojiniz midir? Bu patent başvurunuzun globalde bir karşılığı ve sizi rekabette diğer satırlarda gösterdiğiniz üreticilerden
Ayrıştıran boyutu nedir? Kubilay, onu sormak istiyorum tekrar. Tabii ki. Şimdi şöyle, öncelikle patentimizin, evet, ulusalda bir patentimiz var. Hatta destek patent aracılığıyla aldık. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Yurt dışında da PCT havuzuna dahil edildi. Evet, şarj teknolojimiz özel ama burada bu cihazı özel kılan şey asıl şarj edilemez kategorideki birincil pil sınıfına ait alkali pilleri şarj etmemiz. Bizim pillerimiz nikel tabanlı pilleri, lityum pilleri de şarj edebilmekte. Fakat biz bunu atık boyutuna yöneldiğimiz için alkali pillere öncelik tanıdık. Yani alkali piller, nikel tabanlı piller ve lityum piller için tek bir cihazla bütün pilleri şarj edebilirsiniz. Didem Hanım. 8 lira gibi bir fiyattan bahsettiniz. Ben, evet, bir şarj cihazının maliyetini öğrenmek istiyorum ve biraz bu işin ticari olarak nasıl bir resim var ortada, onu çok hızlı söylersiniz. Tabii ki. B2G ve B2B'ye bizim endüstriyel cihazımızla bir hizmetimiz söz konusudur. Biz onlara pil sağlıyoruz. Pil başına 8 lira ücret alıyoruz. Endüstriyel ürünümüzün maliyeti 4000 lira. Tabii ki bu kur sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Yurt dışına girdiğimiz zaman direkt olarak B2C ürünü satacağız. Orada da maliyetimiz $5.5 civarında. Hızlıca Metin Bey'in de sorusunu alalım. Hemen sorayım çok hızlı. Atık piller hedefi olan bir şirket neden pil üretiyor? Aslında biz pil üretemiyoruz. Hukuki olarak da buna sahip değiliz. Böyle bir hakkımız yok. Biz sadece bu atıkları, çünkü insanların bir kullanım alışkanlığı var. Şarj edilebilir piller yıllardır piyasada ama kullanat pillerin yerini halen daha alamıyorlar. Biz bu atıkları tekrar geri dönüştürme derdindeyiz. Her yıl Türkiye olarak 1000 ton pili çöpe atıyoruz. Yani üzerinde markası olduğu için sormuştum. Evet. Dönüştürdüğünüzde kendi markanızı basıyorsunuz gibi algılıyorum. Çok, evet, hukuksal sorun çıkabilir ama başka toplantıda konuşalım. Tabii ki. Metin Bey, çok küçük bir araya girmek istiyorum. Bizim kendi markamızı koyma sebeplerimizden biri de pilot çalışma esnasında bu pillerin diğer pillerle karışmaması. Aslında, evet, diğer yani pilot çalışmayı yürüten belediyelerin bunu tam olarak, yani evet bakın biz bu pili kullandık ve bu verimi aldık sonucuna ulaşabilmeleri için böyle temin ettik. Hukuki olarak... Ama yani bir başkasının sattığı ürün üzerinde marka hakkı olduğu için orayı biraz değişmek lazım ama onu offline'de konuşalım. Tabii ki. Bütün açıklamayı yapabiliriz Metin Bey. Çok mutlu oluruz. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Elektroplaks'a başarılar diliyorum. Ağzınıza sağlık. Ve bir Erhan sonraki Bey kaldı. Sağlık olsun. Bugün sadece jüri üyelerimize soru hakkı veriyoruz. Kubilay, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Evet. Şimdi sıra Fuvey'de. Kaldırımda yürüdüğünüzde oluşan basıncın elektrik enerjisine dönüştüğünü düşünün. İşte Fuvey bunu amaçlayan bir yeşil enerji girişimi. Ekip 3 mühendisten oluşuyor. Oğuzhan Baydan, Top Ekonomi Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden. Gökhan Gök, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi. Alperen Teka ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunu ve yazılım sektöründe çalışıyor. Bugün sunumu Alperen sen yapacaksın değil mi? Evet, merhabalar. Merhaba. Hazırsan sözü sana bırakıyorum. Tamamdır, hemen başlıyorum. Fuvey nedir dediklerinde çok kısa bir cümleyle elektrik üreten kaldırım taşı şeklinde bir açıklama yapıyoruz. Fuvey, insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde insanların yürürken kaldırımda oluşan basıncı elektrik enerjisine dönüştürüp sokak lambası gibi çevre birimlerin elektrik enerjisine sağlar. Peki buradaki problem nedir aslında? Giderek artan enerji maliyetleri ve karbondioksit salımındaki artış. Peki Fuvey'in çözümüne insanları iklim değişikliği konusunda bilinçli hale getiren ve temiz enerji üreten kaldırım taşı tasarlamak. Fuvey teknolojisi insanların adımlarından dolayı oluşan kaldırımdaki basıncın aktarma organları ile jeneratöre iletilip elektrik üretilmesidir. Fuvey aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisi ile entegre akıllı şebekelerde çok önemli bir unsur olabilir. Burada gördüğünüz Fuvey'in birinci prototipi. Birinci prototipte her plakaya bir motor takılacak. Burada gördüğünüz prototipin bilgisayar ortamında simülasyonu gerçekleştirdik. Birinci prototip sayesinde üretmeyi planladığımız sistem için çeşitli üretim değerlerini elde edeceğiz. Burada gördüğünüz ise bizim ikinci prototipimiz. İkinci prototipte bir plaka ile 4 ayrı motoru çalıştırıyoruz. Bu sayede verimliliği ciddi oranda artırıyoruz. Tam olarak nedenlerine ineceksek ikinci prototipin maliyeti azaltma isteğimiz, kısa sürede kolay montajı sağlamamız ve üreteceğimiz elektriği yaklaşık olarak 3 kat daha fazla elde etmemiz. Aşağıda da Fuvey'in ikinci prototipini görüyorsunuz. Fuvey'in uygulaması ve aynı zamanda şirketler için bir entegre apisi olacak. Yani
doğrudan kendi uygulamalarına entegre edebilecekler. Bu uygulama aracılığıyla karbondioksit emisyon değerlerini, ısı harita, insan yoğunluk ısı haritasını, üretilen elektrik miktarını, bakım ve onarım takibini, aynı zamanda yararlanabileceğiniz seçikleri görüntüleyebilirsiniz. Huawei ve sürdürülebilirlik. Huawei doğrudan Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusuna uyum sağlamaktadır. Bu kapsamda temiz enerji teşviklerinden yararlanabilecek şirketler. Bu kapsamda vergi indirimleri, kredi teşvikleri, vergi muafiyetleri ve kamuoyunda olumlu imaj oluştuğu için çeşitli pazarlama teşviklerinden yararlanabilecekler. Müşteri kitlemiz doğrudan belediyeler, fabrikalar, çalışan sayısı yüksek şirketler, stadyumlar, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri, havalimanları olabilir. Bu iş fikrimizle nasıl geri elde edeceğiz? Uygulama ve API tarafında abonelik modelini uygulayacağız. Diğer tarafta ise ürünün satışına kiralama ve doğrudan satış modelini uygulayacağız. Hedef pazarımız yaklaşık olarak 1.1 trilyon dolarlık yenilebilir enerji pazarı. Rakiplerimiz şu an daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteriyorlar. Ülkemiz nüfus bakımından özellikle İstanbul'da Avrupa'nın en yoğun nüfusuna sahip diyebiliriz. Bu yüzden Türkiye ana hedef pazarlarımızdan birisi. Diğer taraftan nüfus yoğunluğu bakımından Asya pazarını hedeflemekteyiz. Rakip analizimize bakacaksak burada Pavagen ve Energy Floors bizim rakiplerimiz arasında. Fiyat avantajı olarak ciddi oranda bir fark koyabiliyoruz bu tarafta. Aynı zamanda entegre API, IoT, kolay montaj tarafında rakiplerimize doğrudan rekabet edebiliyoruz. Ancak şu anlık ürettiğimiz elektrik miktarı yaklaşık olarak 2,5 watt gördüğünüz üzere. Bu tarafta şu anda küçük eksiklerimiz var. Ancak ilerleyen süreçte yapacağımız Ar-Ge ve prototiplerin geliştirilmesiyle birlikte rakiplerimiz üzerine çeşitli avantajlar koyacağımızı düşünüyoruz. Bir vaka çalışması üzerinde çalışma yaptık. Örneğin Ankara Kızılay metrosu. Günde en az 40 bin kişi kullanıyor bu metroyu. Huawei kullanarak biz bu metroda günlük olarak 1344 kW enerji üretebiliriz. Metro istasyonu bu kilowatt bu enerji ise metro istasyonu aydınlatma sistemini günlük olarak karşılayabiliyor diyebiliriz. Huawei'in 12 metrekarelik alana kurulum maliyeti, bu bize olan maliyeti 200 bin lira. Huawei kullanılarak belediyenin elde edeceği yıllık tasarruf ise yaklaşık olarak 2.1 milyon TL. Burada planladığımız farklı varyasyonlar var. Açık havada araçlar için yaya uyarı levhaların aydınlatılması, turnikelerin dönme hareketinden kazanılacak enerjiyle entegrasyonu ve basılabilir güneş panelli versiyon üzerinde çalışma yapmayı planlamaktayız. Yakın gelecekte öncelikle MVP modelini oluşturma, üretilmesi planlanan motor tasarımın çalışmalarına başlanması, uygulama ve API geliştirilmesi, pazarlama faaliyetleri ve son olarak planlanan varyasyonların geliştirmeye başlanması. Neden biz? Temiz enerji ihtiyacını inovatif bir yöntemle karşılıyor olmamız, belirli pazarlarda ciddi rekabet avantajları oluşturabilecek özelliklere sahip olduğumuzu düşünmemiz ve takımımızın buradaki bütün bu projeyi hayata geçirebilecek nitelikte mühendislik ekibine sahip olması. Oğuzhan projemizin mekanik sisteminden sorumlu, Gökhan projenin elektrik elektronik sisteminden sorumlu, ben ise projenin yazılım sisteminden sorumlu kişiyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Alperen. Hemen Emre Bey'e teşekkür ederim. Söz veriyorum. Çok teşekkürler Alperen. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok basit bir soru sormak istiyorum. O da şu. Anlamlı bir enerji üretimi için bunu bilim olarak ifade edebilirsiniz ya da hani bir elektrik lambanın, sokak lambasının çalışma süresi olabilir. Bir plakaya kaç kişinin basması ya da ne kadar süre, ne kadar güç uygulanması gerekiyor ya da bunun karşılığında en az ne kadarlık bir alan, küçük bir alan bu teknolojiyle, Huawei'yle donatılırsa anlamlı bir enerji üretilebilir? Ekipteki arkadaşlarım konuşabilir isterlerse. Gökhan. Ben konuşabilirim isterseniz. Bu yaklaşık 3,5 metre, 4 metrekarelik bir alanda kullanılıyor. En az 30 kilogramlık bir insan ağırlığı lazım. Üretilen elektrik bir basma, bir plakaya basma enerjisiyle yaklaşık 20 saniye bir LED ampul yakabiliyor. Tamamdır, çok teşekkürler. Metin Bey, buyurun lütfen. Şimdi çok hızlıca, bunun piezo versiyonu da var, değil mi? Basınçtan elektrik evet. Üretmeyle ilgili, onlar daha az üretiyor. Sizin yaptığınız şekli de yoğun patentli bir durum. Nasıl kaçacaksınız bu patentlerden? Bunun patentini Pavagen İngiltere'de şirket aldı. Ama onların motor tasarımı patentli. Yani bizim motor tasarımımız onlara göre bambaşka. Yani motor tasarımımız bizim patentten kaçıyor aslında. Yani aynı motor üretmiyoruz.
Yani genelde böyle bir şirket dava açtığında küçük olanın pek şansı kalmıyor. Dikkat etmek lazım. Olabildiğince farklılaşmak falan lazım. Yani ufak tefek şeylerle kaçamayabilirsiniz. Ama güzel iş. Bir de toplam maliyeti olur ya, toplam sahip olma maliyeti. Bu motorlar belirli bir kullanımdan sonra bozulacak, tekrar tamir edilecek falan. Onun hepsini hesap edip bir sayı vermekte yarar var. Hani 1 yıl, 5 yıl, 10 yıllık maliyetleri ve karşındaki ürettiğim sayıları ne olur diye bir bakmakta yarar var. O da uygulanabilirlik adına sormuştum bunu. Ama düşündüğünüzden eminim. Düşündük, evet. Bir yaklaşık bir kullanım ömrü var ama şu an tam saptayamıyoruz MVP olmadığı için. Tamam, tamam, süper. Başarılar. Evet. Bu tarafta zaten ciddi bir Ar-Ge planlaması da yaptık. Farklı varyasyonları olacak. Hani birkaç farklı mekanik ekleme fikrimiz var. Bunlarla elektrik miktarını da artırabiliyoruz. Bunlar ilk prototipten sonraki çalışmalarla daha da güçlenecek. Çok elinize sağlık. Didem Hanım, hızlıca sizin sorunuzu da alalım. Potansiyel müşterilerinizle konuştunuz mu? Kaç müşteriyle konuştunuz? Ve yatırım maliyetini kim karşılıyor olacak? Konuşayım. Potansiyel müşteri olarak Ankara Belediyesi'yle konuştuk ama bir MVP ile kendimizi istedi ilk önce. MVP modeli üzerinden. Yani MVP çok düşük bir maliyeti var şu an bizim için. Yaklaşık 15-20 bin lira bandı arasında. MVP'yi kendimiz karşılamayı düşünüyoruz başta. Ondan sonra yatırımcı görüşmeye gitmek istiyoruz. Ama projeyi beğenen Ankara'dan MAN Fabrikası, yaklaşık 5 bin tane çalışanı olan MAN Fabrikası'na sunduk ve beğendiler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle konuştuk daha önce. Aynı zamanda Texan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Onlar da yine bizden bir prototip bekliyorlar. Ve o tarafta doğrudan Türkiye'nin en büyük jeneratör üreticilerinden birisi. Onlarla belki ilerleyen süreçte doğrudan bir çalışma şansımız da olabilir. Hani ürünün motorunun geliştirilmesi aşamasında. Harika. Son soru için Nizar Bey'e söz vermek istiyorum. Ulaşmak istediğimiz yer nedir? Hedef kitle açısından soruyorum bunu. Çünkü rakiplerinize mesela baktığım zaman daha çok spor yapılan alanları, dans edilen yerleri seçmişler. Oradaki basınç daha fazla ve daha fazla elektrik üretiliyor diye. Dolayısıyla ne kadarlık bir alana bunu koymak istiyorsunuz? Bu soru bir. İkincisi de bununla alakalı. Bu alanlarda maliyeti hesaplamışsınız ama acaba bunu üretmek için ki karbon emisyonunu da hesaba katıyor musunuz? Bir de onu merak ettim. Bu ikisini soracaktım. Teşekkür ederim. Pardon. Bunu üretmek için bir karbon emisyon hesabımız şu ana kadar olmadı. Ama onu düşündük. Yani karbon bu FÜBA uygulamasından bizden kazanacağı elektrikte karbon emisyonu hesabını yapacağız. Yani ona göre bir biz tasarruf düşündük karbon emisyon açısından. Örneğin bu işin yazılım tarafında doğrudan Bluetooth Low Energy Power kullanmayı düşünüyoruz server haberleşmesinde ve server tarafında da yine sunucusu doğrudan serverless, yani sunucusuz bir mimariyle geliştirip tamamen işte günün belirli aralıklarında istek tabanlı çalıştırıp olabildiğince karbondioksit emisyonu düşürmeyi planlıyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizi yolluyoruz. Bir sonraki ekibimiz Gojeni'yi davet ediyorum. Gojeni, glikoz şurubu, rafine şeker ve tatlandırıcı kullanmadan faydalıklı içeriklerden oluşan lollipop, jelibon gibi şekerleme alternatifleri sunuyor. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Ekip iki kadın girişimciden oluşuyor. Ebrar Yıldırım, Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce işletme mezunu. Şerife Türker ise bir yandan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapıyor. Diğer yandan da gıda mühendisi olarak çalışıyor. Bugün Ebrar, seni dinleyeceğiz değil mi? Pardon. Bugün markete girdiğimizde hangimiz içimiz rahat bir şekilde lollipop veya jelibon alıp yiyebiliyoruz? Eğer ben diyorsanız size kötü bir haberim var. Çünkü risk faktörüne göre ölümlerin %50'si beslenmemizle alakalı. Ve önümüzdeki 12 yıl içinde dünya nüfusunun yaklaşık yarısının obezite veya fazla kilo problemi yaşayacağını görülüyor. Ama ben abur cubura bayılırım diyorsunuz. Ben de. Merhaba, ben Ebrar. Gojeni'nin kurucusuyum. Gıda mühendisi arkadaşım Şerife ile beraber şekerlemeyi yeniden tanımlıyoruz. Yani sağlıksız ve boş kalori şekerlemeler yerine faydalı içeriklere sahip lollipop ve jelibon gibi şekerleme alternatifleri sunuyoruz. Nasıl mı? Pazardaki diğer şekerleme markaları rafine şeker ve tatlandırıcılar kullanarak ürünlerini yaparken biz yalnızca prebiyotikler, bitkisel diyet lifleri ve gerçek meyve özlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda size iyi gelecek fonksiyonel içerikleri de ekledik.
Mesela bir gojenel lollipopu 200 gram mantarla aynı miktarda D vitamini içeriyor. Bir paket gojen jelibonuna 45 gram yer fıstığına eşit miktarda biyotin ekledik. Ürünlerimiz aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerinden üçünü doğrudan karşılıyor. İnsanların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olduğumuz için hedef 3 sağlık ve kaliteli yaşam ve hedef 12 sorumlu üretim ve tüketime hizmet ediyoruz. Aynı zamanda şeker kamışı topraktan çok fazla su ister ve rafine şeker üretimi ciddi su tüketimine sebep olur. Biz hiç rafine şeker tüketmediğimiz için her 100 gramda 80 litre su kurtarmış oluyoruz ve bu sayede hedef 13 iklim eylemine hizmet ediyoruz. Şu an küresel atıştırmalık pazarına baktığımızda küresel atıştırmalık pazarı şu anda 1.66 trilyon dolar değerinde ve sağlıklı atıştırmalık pazarı her yıl %6.6 oranında büyüyor. 2030 yılının sonuna kadar 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yani şunu söyleyebiliriz, insanlar sağlıklı gıda konusunda artan bir farkındalığa sahip. Hatta bu iki firma bunun en güzel iki kanıtı. Biri 360 milyon dolar, diğeri ise 5 milyar dolara satıldı. Biz rakiplere baktığımız zaman doğrudan bizim kategorimizde olan iki rakibimiz var. Biri rafine şekerli lollipoplar, diğeri de düşük şekerli lollipoplar. Düşük şekerli lollipoplar tatlandırıcıları kullanıyorlar. Tatlandırıcı kullandıkları için tatları yapay ve tuhaf. Aynı zamanda tatlandırıcıların herhangi bir besin değeri yok. Biz gerçek meyve özlerini kullanıyoruz. Gerçek meyve özlerini kullandığımız için ürünün tadı orijinal lollipop tadına daha yakın olmuş oluyor. Aynı zamanda bizim eklediğimiz vitaminlerin dışında lollipop meyvelerden gelen antioksidanlar ve vitaminler sayesinde daha besleyici olmuş oluyor. Ek olarak biz herhangi bir renklendirici kullanmıyoruz. Yine meyveler sayesinde zaten ürün renklenmiş oluyor. Biz formülümüzü kendimiz geliştiriyoruz ve patentini kendi markamız üzerine alıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bizim için bu şekerlemeyi üretecek bir fason üretici buluyoruz. Biz ürün üretimimize, lollipop üretimimize Ekim ayında başlayacağız. Bu üretici bize ürün üretecek. Ürün depolanmasından ve dağıtımın yapılmasından onlar sorumlu olacaklar. Biz de satış ve pazarlama tarafından sorumlu olacağız. Destek patentle görüştük patent için. Ürünümüzün inovatif olduğu konusunda hemfikiriz. En kısa zamanda patentimizi alacağız. Biz B2C ve B2B kanallarda satış yapıyoruz. Başlangıçta marketler ve okul kantinlerine girmek zor olduğu için güzellik merkezleri ve spor mağazaları gibi yerlerde kasa kenarlarında ürünümüzü konumlandırıyoruz. Aynı zamanda online'da da var olacağız. Müşterileri her yerden ürünümüzü satın alabilecekler. Ama bize asıl kar getirecek olan kısım B2B taraf. Yani kurumsal firmalar ve oteller. Otellere otellerin odalarına koymaları için, kurumsal firmalara ise şirketlerin mutfaklarına ve çalışanlarına hediye olarak dağıtmaları için, aynı zamanda bayramlarda da dağıtmaları için toplu bir şekilde satış yapacağız. Bizim hedef kitlemiz gıda ürünlerinin etiketini okuyan, spor yapan, kişisel bakımına önem veren ve sağlık konusunda bilinçli bireyler. Gojen'in renkli ve eğlenceli bir marka ama aynı zamanda inovatif ve sosyal normlara meydan okuyor. Çünkü toplum içinde lollipop yemeği normalleştirerek o cam tavanları kırmaya çalışıyor. Bizim meyvelerden güç alan şekerleme isyanı sloganımız hem ürünün inovatif tarafına vurgu çekiyor hem de markanın kişiliğini ortaya çıkarıyor. Biz fabrika müdürleriyle görüştük ve şu anda 400 kilo, minimum 400 kilo üretim yaptırabiliyoruz. Bu 22 bin adet lollipop yapıyor. Ürünün maliyetini hesapladığımız zaman 10,5 TL maliyeti. Birim lollipop maliyeti bu. Perakende satış fiyatı olarak da 30 TL olacak ürünün fiyatı. 2023'ün Ekim ayında biz üretimimize başlayacağız ve Aralık'ın sonuna kadar biz 22 bin adet lollipop satmış olacağız ve daha ilk yıldan kâra geçeceğiz. Ben Ebrar, Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldum. 5 yıl kurumsal firmalarda çalıştım ve şu anda 2023'ün Ocak ayında da Gojen'i kurdum. Dedikli olarak Gojen için çalışıyorum şu anda. Ekip arkadaşım Şerife, Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu ve aynı üniversitede yüksek lisans yapıyor. İkimizin farklı deneyimlere sahip olması sektörün ihtiyaçlarına daha yaratıcı çözümler sunmamızı sağlıyor. Aynı zamanda bize destek olan bir danışma kurulumuz da var. Onlar da inovatif fikirlere, işte formül konusunda bize destek olarak bu şekerleme isyana destek oluyorlar. Gojen'i, meyvelerden güç alan şekerleme isyana. Çok güzel bir sunumdu. Ağzınıza sağlık. Buyurun Zeynep Hanım. Teşekkür ederim Ebrar sunumunuz için. Teşekkür ederim. Şimdi benzer ürünler var piyasada. Türkiye'de olmayan bir şey değil. Benim küçük çocuklarım olduğu için almış olduğum ürünler var. Eczanede satılan vitamin değeri yüksek çeşitli lollipoplar vesaire de var. Sunumunuzda şöyle demiştiniz. Meyve üretmek için, daha doğrusu 80 litre su kurtarılıyor demiştiniz. Evet.
Ama meyve üretmek için de bir su kullanılıyor. Bunu o şekilde mi hesap etmiştiniz acaba? Biz şu şekilde hesap ettik. Şeker kamışı kendisi bitki olarak çok fazla su seviyor. Hatta şeker kamışı üretebilmek için Amazon ormanlarını vesaire bile kesiyorlar. Ama bizim meyvelerimiz herhangi bir iklimde yetişebilen meyveler ve o kadar su ihtiyacı olmuyor. Bizim hani etkimiz bu yönde. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel Bey, buyurun. Zeynep'in sorusuna yakın bir soru aslında. Benzer ürünler var. Çok benzeyen birebir ürünler de var. Yani sizinle aynı özellikleri taşımayan ama sizin dediğinize göre zararlı olan. Bunların arasındaki ayrımı yapabilmek için ciddi aslında bir tanıtım pazarlama faaliyeti yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili nasıl bir aklınızda plan var? Onu merak ettim. Ya yani kendinizi nasıl farklılaştıracaksınız? Nasıl anlatacaksınız? Bununla ilgili şeyiniz nedir? Az önce Zeynep, tamamdır, hemen cevaplıyorum. Zeynep Hanım'ın da sorusu benzer yöndeydi aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, pazarda şekerlemeler var. Ama ya tatlandırıcıyla yapılıyorlar ya da rafine şeker yapıyorlar. Ben eczanede olan lollipoplardan satın aldım, multibollar. Ama onların şöyle bir problemi var. Onlar da tatlandırıcı kullanıyor. Tatlandırıcı kullandıkları için aslında bizim kadar besleyici değerleri yüksek değil. Hani biz gerçek meyve özleriyle tatlandırdığımız için, yani herhangi bir aroma verici veya renklendirici kullanmadığımız için onlar gibi. Çünkü onlar aroma verici ve renklendirici de kullanıyorlar. Biz her şeyi meyvelerden sağlıyoruz. Rengini, tadını. İşte bunu nasıl anlatacaksınız hedef kitlenize? Soru bu. Bunu aslında başlangıç olarak kendimizi daha besleyici bir alternatif kullandıracağız. Ebrar, bir kez daha tekrarlayabilir misin? Bilmiyorum. Ben de bir sorun oldu. Tam duyamadım son söylediğini. Tamam. Şu şekilde pazarlamayı düşünüyoruz. Öncelikle mümkün mertebe her yere girmeye çalışacağız ve etkinliklerde, işte spor alanlarında her yere gorillileri koyarak aslında insanların dikkatini çekmeye çalışacağız. Biz evet sallıyoruz, kuvvetli ama aynı zamanda ürünün eğlencelerini de ortaya çıkararak aslında tek bir lollipop brandı oluşturmaya çalışacağız. Çiğdem Hanım, buyurun. Yani şu ana kadar jelibon ürettiniz değil mi anladığım kadarıyla? Lollipop. Lollipop, sadece lollipop, sanki bir şey vardı. Kaç kişi denedi ve reaksiyonlar nasıldı? Orada biraz veri paylaşırsanız çok sevinirim. Tamamdır, hemen paylaşıyorum. Biz jelibonlarımızı, biz şöyle lollipoplarımızı denettirdik. Jelibon içinde bir ham formülümüz var. Ama henüz tam pazara çıkacak seviyede değil. Çünkü ürünle sertleşmeler vesaire olabiliyor. Ama lollipoplarımız hazır. Şu şekilde 30-35 kişiye sorduk. Ve bunların arasında diyetisyenler de var. Öncelikle onlardan şunun şeyini aldık. Hani geçerliliğini aldık. Bu ürün gerçekten sağlıklı. Aynı zamanda ürünün duyu testini de yaptırdık onlara. Ve 5 üzerinden 4.18 kabul edilebilirlik oranı ile şu anda ürün aslında pazara hazır. Teşekkürler. Ben bir de kalorisini ayrıca merak ediyorum ama o sonra. Tamamdır. Başka sorusu olan jüri üyemiz var mıdır acaba? Bir şey daha sorabilir miyim? Esas zaten onu not etmiştim. Maliyeti 10,5 lira dediniz. Satış fiyatına 30 küsür dediniz. Maliyetin içinde paketlemeyi, ambalajı düşündünüz mü? Yoksa sadece düşündük. Ambalaj dahil, yani fabrikadan çıktı, ürünün paketi oldu. Sadece dağıtılması kaldığında bu ürünün maliyeti 10,5 TL. İşçilik maliyetlerini de ekledik oraya. Satış fiyatı da 30 TL çünkü çok zor bir üretim süreci var. O yüzden satış fiyatına da bunu yansıttık. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Metin Bey, bu seferlik bizi affederseniz süremizi aştık. Bir sonraki ekibimize geçmek istiyorum. Gojeni ekibine başarılar diliyorum. Teşekkürler. Davet etmek istiyorum. SourceLab, yapay zeka geliştiricileri ve veri kurumları için temin edilmesi zor olan nadir olay senaryolarının sentetik veri üretimiyle karşılanmasını sağlayan bir veri girişimi. Ekip Hacettepe mezunu iki girişimciden oluşuyor.
Elmas Yasemin Turgut sosyoloji, Ahmet Sarp Özışık ise bilgisayar mühendisliği bölümünden mezunlar. Bugün ekip adına Yasemin söz alacak, değil mi Yasemin? Evet, ben söz alacağım. İzninizle başlayabilirim. Tabii ki de, söz senin. SourceLab, yapay zekanın yeteneğini arttırmak için sentetik veri teknolojisi sunuyor. Sentetik veri nedir? Gerçek veriyle aynı özellikleri ve yapıya sahip ancak teknolojiyle üretilen veri anlamına gelmektedir. Sentetik veriyle yapay zekanın veri eksikliğini gidermek ve veri gizliliğini sağlamak için kullanılır. Peki biz bu soruna neden odaklanıyoruz? Yapay zeka veriye aç. Yapay zeka projelerin %78'i başarısız olmakta. Bu başarısızlıkların %40'ı veri süreçlerinden kaynaklıdır. Bu veri süreçleri nelerdir? KVKK kısıtlıklarının olması, zaman ve maliyet kısıtlılıkları, veri çeşitlerinin yetersiz olmasıdır. Çözüm olarak yapay zeka ve 3D motorları entegre bir biçimde kullanarak özelleştirilmiş veri çeşitliliği sağlıyoruz. Böylece bir veri ambarı oluşturuyoruz. Bu süreçte zaman maliyet kaynaklarının %90'ını koruyup, model doğruluğunu %25 arttırıp, karmaşık kodlama ihtiyacı olmadan sentetik görselleri yapay zekaya hazır hale getiriyoruz. 200 kilometre karelik Hakkari Irak sınırındaki dronlarla görsel verilerin toplanmasını örneği üzerinden anlatacak olursam, klasik veri toplama sürecinde 685.000 dolarlık bir maliyete tekabül ediyor. Veri toplama süreci 4 ay, model başarısıyla 70-80 bandı arasında kalıyor. Biz bu süreci sanatlayarak ve yapay zekadan destek alarak 65.000 dolara kadar düşürüp, bir hafta süre içerisinde teslim ederek model doğruluğunu %25 arttırabiliyoruz. Bir örnekle daha anlatacak olursam, rüzgar türbinlerindeki hasar tespiti için akıllandırılmış kamera uygulamalarında sanala aktardığımız sentetik veriler hazırlayabiliyoruz. Buradaki görsellerimiz de sentetiktir. İlk modelimizden bahsedecek olursam, iki kanal üzerinden ilerlemeyi planlıyoruz. B2B ve B2C. B2B tarafta doğrudan satış ile satış toplantıları gerçekleştirip demolarımızı hazırlayıp müşteri kazanımını hedefliyorken, B2C tarafında savunma sanayi hariç veri gizliliğinin olmadığı, bize ait olduğu verilerde abonelik sistemiyle veri kataloğunu açmayı planlıyoruz. Hedef kitlemiz savunma sanayi, sağlık, lojistik, perakende, enerji nakliyatları, banka ve sigortacılık. Pazar boyutumuzdan bahsedecek olursam, global pazardaki yapay zeka ve sentetik veri pazarımız 69,25 milyar dolardır. Değişebilir mevcut pazarımız 502,10 milyon dolardır. İlk hedef pazarımız ise dronların akıllandırılması çalışmalarındaki veri toplama operasyonları için 1 milyon dolardır. Rakip analizimizden bahsedecek olursam, Sky Engine, Infinity AI ve OneVenue AI global pazardaki rakiplerimizdir. Ayrıldığımız temel nokta ise veriyi son haliyle teslim ediyor olmamız ve bir zeka kodlama ihtiyacı gerekmiyor olmasıdır. Testinsi Türkiye'den bir rakip firmamızdır. Ayrıldığımız temel nokta hazır veriler üzerinde çalışıyorlardır. Stil giydirme yapıyorlar. Referanslarımızdan bahsedecek olursam, Türkiye ve Forte savunma sanayine hizmet vermektedir. Bize danışmanlık yapmaktalar. Dynamics Amerika'da insansız araç hizmeti vermektedir. Onların ikinci fazında beraber işbirliği yapmayı planlıyoruz. Kültürel ise turizmde yapay zeka uygulamalarına hizmet vermektedir. Onlarda da bu alanda işbirliği sağlıyoruz. Finansal plandan bahsedecek olursam, başlangıç maliyetimiz 1,5 milyon TL'dir. Sabit maliyetimiz 922 milyon TL'dir. Başa baş noktasına erişim sürecimiz tahmini 1,5 yıldır. Birim fiyatımızı 25 bin dolar üzerinden belirliyoruz. Burada her bir birinin üretim maliyeti 1 dolardır. Yol haritamızdan bahsedecek olursam, şu an Hacettepe Ön Kuluçka Merkezi'ndeyiz. Mayıs ayında bir bekabik sürecini tamamladık. Temmuz ayında ise IWOS ile demo görüşmeleri ve satış toplantısı gerçekleştirdik ve TÜSİAD finalisti olduk. Ağustos ayında ise Cyberpark'a giriş ve şirket kurulumunu başlatmayı planlıyoruz. Ekim, Aralık ayında 2024'ün mevcut pazarın %25'ine erişimi, 2025 itibariyle de yurtdışı pazarın %2'sini açılmayı hedefliyoruz. Neden biz diyecek olursak, müşterilerimize kolay ve hızlı bir şekilde verilere erişim imkanı sağlıyoruz ve böylece nadir olayları simüle etmek için ve gerçek dünyadaki veri eksiklerini gidermeyi mümkün kılıyoruz. Böylece müşterilerimizin ihtiyacı olan sentetik veri setlerini özelleştirilmiş bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyoruz. Takımından bahsedecek olursam, ben ve Sarp yapay zekanın entegre kısmında çalışıyoruz. Bengüsü ve Onur 3D motorlarının entegre kısmında yer alıyorlar. Fatih Hoca ve Ayşe Hoca da bize bu konuda danışmanlık veriyorlar. Özetle SourceLab yapay zeka alanında yenilik ve işbirliği sağlayan veri analitiği ortamıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ağzına sağlık Yasemin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bu bize daha evvelden gönderildi. Ben ilk defa duydum yapay veri toplamayı, sentetik veriyi. Dolayısıyla bana lütfen bir bunu tekrar anlatır mısınız? Yani
sentetik veriyi toplayıp bunu satıyorsunuz ve buradan para kazanıyorsunuz. Ama sentetik veriyi oluşturmak için sizin gerçek veriye ihtiyacınız yok mu? Yok, gerçek veriye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey senaryonun kendisi oluyor. Bunu belki bir çatışma senaryosundan eski çalıştığım yerle bağlantılı bir örnek üzerinden hızlıca aktarabilirim. Savunma sanayine hizmet veren bir firmada çalışıyordum. Oradaki süreçlerimiz kameraların akıllandırılması ve terör olaylarının tespit edilebilmesiydi. Ama orada yaşadığımız temel sıkıntı terör olayları tespit edilemiyor. Çünkü yakalanması için kameralarla bunların daha önce verisinin toplanması gerekiyordu. Bu süreçte yurt dışından destek alınmaya çalışıldı ama veri sıkıntıları ve gizlilik içermesinden kaynaklı alınamadı böyle bir destek. Bu süreç aslında burada başladı. Bize senaryo gerekiyor. Senaryoyu sanal ortama aktarıp yapay zekadan da destek alarak bu veriyi biz hazırlıyoruz sıfırdan. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi veri çok genel bir tanım ya. Rakipleriniz içinde Türkiye'de benim daha önce tanıdığım, çalışma fırsatı bulduğum başka bir ekip var, Sinto diye. Onlarla sizi veri kategorisi bazında mı ayrışıyorsunuz? Çünkü evet, rakiplerde yoklardı. Neden? Yoklar çünkü içerik bazında, ilerleyiş bazında çok farklı. Sync data var olan mevcut verinizi anonimleştirmek üzerine ilerliyor ve sadece bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışıyorlar. O konuda ciddi bir şekilde araştırma yapmıştım. Biz tamamıyla olmayan bir veriyi senaryosu üzerinden hazırlayabiliyoruz ve görsel veri ağırlıklı çalışıyor oluyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Metin Bey, buyurun. Bence uzun sorun lütfen, biraz önce şey yaptım, kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek. Ben de hemen sorayım, hemen gireyim. Şimdi güzel konu, Sintonim var, işte Kovan var, birçok Türk şirketi var bu alanda çalışan ama hepsi farklı bir yerinden tutmuş. Yani hepsinde aynı tehlike var. Açık kod veya açık erişimli kodlar da bugün çok güzel şekilde sentetik veri üretiyor. Yani siz neredeyse dünya devleriyle açık pazarda rekabet edeceksiniz. Kapalı pazarlar hariç. Savunma sanayinde mesela onun kullanımı yok. Hatta DALI'ye falan söylediğinizde senaryo üretmiyor. Özellikle bu konularda. Yani öyle bir iş var ki giriş bariyeri şu anda başka büyüklerle rekabet etmeye bireylere bile açıldı. Bireyler bile buraya giriyor. Nasıl bir strateji var? Nasıl ayakta kalacak? Nasıl devam edecek bu karmaşa içinde? Şöyle aktarabilirim Metin Bey. Orada düşündüğümüz ana şey şu şekilde, biz bir veri kataloğu oluşturmayı planlıyoruz ve bunun satışı, maliyeti giderek düşürmeyi planlıyoruz. Hazır kod kaynaklar var ama bunların kalitesi her zaman kontrol edilemeyebiliyor ve genelde sınırlılar. Açık kaynak kodlarda görsel hazırlama maalesef ki net değil ve iyi yapamıyorlar. Bu konuda senaryo hazırlayamıyorlar. Tablolar üzerinde çok iyi çalışan, dediğiniz gibi açık kaynak kodlar mevcut. Ama bizim ayrıştığımız nokta senaryoları hazırlayabiliyor olmamız ve hiç olmayan verilerin senaryosunu gerçek hayata dökebiliyor olmamız ve kullanıma hazır hale getirebiliyor olmamız oluyor. Temelde umarım cevaplayabilmişimdir. Tamam. Zor ama güzel bir yaklaşım. En azından savunma sanayi gibi sektörler var, direkt çalışabileceğiniz. Evet. Teşekkür ederim. Hoca Emre Bey, sizin de sorunuz alalım. Evet, süremiz varsa çok hızlı sorayım. Çok teşekkürler Yasemin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Özellikle görsel veriye dayalı senaryolar kapsamında veri üretiminden bahsettik ama bir noktada yine de o veriyi sentetik olarak üretebilmek için de toplamak bir noktada gerekiyor sizin onu üretebilmeniz açısından. Burada drone teknolojisinden bahsetmişsiniz ama mevcuttaki uydular aracılığıyla elde edilen verilerle kıyasladığımızda aslında drone teknolojisiyle temin edilenleri koruyan ya da onları farklı kılan ne? Bir de sektörüm nedeniyle merak ettim. Genellikle savunma sanayine yönelik senaryolar üzerinde çalışıyorsunuz ama banka ve sigorta tarafında bir şeyiniz var mıdır? Çalıştığınız, ürettiğiniz senaryo var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hızlıca cevaplamaya çalışayım. Dronlarla ilgili şu şekilde aktarabilirim. Biz orada rüzgar güllerini baz aldık aslında. Rüzgar güllerinin durdurulması ve bakım maliyetlerinin çok yüksek olduğu üzerinden enerji üzerinden odaklandık ve oradaki drone kullanımları üzerine gittik. O süreçte uydudan alınan görüntüler maalesef ki yeterli olmuyor. Çünkü aslında dronlarda görülen hasarların çoğu daha tespit edilmemiş oluyor. Verilerin toplanması için dronların
rüzgar türbinlerinin çok fazla hasar uğramış olması gerekiyor. Ve böyle bir senaryo gerçekleşmediği için aslında biz orada hiç gerçekleşmemiş olan ama mevcut olma ihtimali olan görseli hazırlamış da oluyoruz. Ayrıldığımız temel nokta aslında orada başlıyor. Farklı kamera açılarını da dahil edebiliyoruz. Farklı ışık açılarını, hava koşullarını ve aynı gerçeklik senaryosu şeklinde. O yüzden aslında ayrıldığımız nokta temelde uyduyla fark burada oluyor. Bankacılık ve sigortacılık tarafına gelecek olursam, evet, anonimleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Orada bir sıkıntımız yok ama biz öncelikli olarak savunma sanayisine odaklanmayı planlamıştık. O şekilde ilerliyoruz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Yasemin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve günün son ekibini sahneye davet ediyorum. Kernel Dynamics. Merhabalar. Ekibimiz, merhabalar Melih, hoş geldin. Ekibimiz hoş geliştirilmiş otomat makinalarını mobil uygulamalarla entegre ediyor ve perakende süreçlerini otomatize etmeye çalışıyor. Evet. Melih Biçer ve Faruk Emre Ekşioğlu bugün bizlerle. Melih İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu, Faruk Emre ise Sakarya Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyor. Sunumu Melih gerçekleştirecek. Değil mi? Aynı şekilde Eren Altun arkadaşım da var. Bu kontrol mezunu İTÜ'den. O da burada şu an. Tamamdır. Tam ekranı aldıktan sonra söz senindir. Şu an ekranımı görebiliyorsunuz değil mi? Görüyoruz. Tamamdır. Çok güzel. Başlıyorum sunuma. Ben Melih Biçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunuyum. Aslında insanların gündelik ihtiyaçlarına hızla ulaşması yeni konulardan değil. Çok uzun süreden beri popüler. Türkiye'deki en büyük startuplar da hep bu noktada kümelenmiş gibi. Bildiğiniz gibi 3 startup'ı sayın dediğinde genelde 1x sayın plan açınca. Ama dedik ki biz bunları sürdürebilir model olarak görmüyoruz. Bisikletlerle, mobiletlerle bunların devamlı aktarımı çok da uygun olmayabilir yakın gelecekte. Bunu daha farklı bir şekilde çözebilir miyiz? İnsanların ihtiyacı olan 315-300 çeşit ürünü şehrin farklı noktalarına yaysak acaba daha güzel çözümler üretebilir miyiz şeklinde bir fikirle ortaya çıktı. Ve aklımıza ilk otomat makineleri geldi. Çok uzun zaman önce icat edilmişti ve tamamen insansız çalışıyorlardı. İnsanlara sorduk ya, neden otomat makinelerini marketlere alternatif olarak görmüyorsun? Market alışverişini otomat makinesinden yapmıyorsun diye sorduk. Bize verdikleri cevaplar hep aynı eksende birleştiler. Dediler ki stokları çok kısıtlı, çeşitleri çok az. En babası 60 tane ürün çeşitliğine sahip. Yanına gitmeden stok kapasitesini göremiyorsun. İçerisinde hangi ürün var, hangi marka var göremiyorsun yanına gitmeden. Bir de hep algıda su alabileceğin, şekerleme alabileceğin küçük tatlı cihazlar olarak kalmışlar. Bu algıyı da kırmak lazım. Bir yandan da fiyatları da çok yüksek. Biz dedik ki acaba bunu çözebilir miyiz? Çözebiliriz dedik. Kendi ürünlerimizi geliştirdik. Karanlık mağaza adına verdiğimiz dış yapıda da iç yapıda da içeride de dışarıda da çalışabilen aslında otomat makinelerinin kapasiteleri arttırılmış cihazlar şeklinde yeniden kurguladık. Bir yandan da mobil uygulamalar geliştirdik. Aynı Getir gibi hepsi burada Express, Migros, Sanal Mavi gibi. İçerisindeki ürünleri görebileceğinde bir app geliştirdik ve bunları birbirine entegre ettik. Burada karanlık mağazamızın özelliklerini görüyorsunuz. 315 çeşit ürün, 5000 üzerinde kapasitesi var. 18 derece kurulu muhafazasına sahip. Gerektiğinde dondurucu 4/4 dereceye kadar indirilebiliyor. Burada da app'in kullanımına dair sayfalar var. İlk girdiğinde çevrendeki karanlık mağazaları görüntüleyebiliyorsun harita üzerinden. En yakın bana hangi karanlık mağaza var bunu görebiliyorsun. Karanlık mağazaların QR'ları var ve kodları var. İkisinden birisine girip içerisindeki ürünleri besin değerleriyle beraber girdikten sonra satın alımını gerçekleştirebiliyorsun. Bizim iş modelimiz, biz geniş bir perakende yatırımımız yok. Bunun soğuk zincir tarafı, kamyonetleri, depoları, fabrikalarla iletişimleri. Bizim böyle bir yatırımımız yok. Bu tarafa yönelmek de istemiyoruz. Marketçilik de istemiyoruz. Tamamen B2B bir robotik şirketi olalım diyoruz. Migros'a, BİM'e, yerel perakendecilere, gıda sektörüne yeni adım atmış markalar ürünlerimizi pazarlayalım istiyoruz. Bunları abonelik şeklinde kiralayalım istiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak 11 numaralı aslında çok önemli. Bizim için hedeflediğimiz kalkınma hedeflerinden. İnsanların küçük eşyaları, ihtiyaçları için, gündelik ihtiyaçları için uzun mesafeler kat etmeleri yerine dağıtık mimari konseptiyle ihtiyaçlarının toplu bir şekilde şehrin farklı noktalarına yayılması karbon emisyonlarını azaltacak. Bunun en güzel örneğini Amerikan suburb'ünde görebileceğiz yakın gelecekte. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla perakendeci olsa da bizim ilk ana hedefimiz kampüslerde, sanayi topluluklarında, sektörü yeni çıkmış aslında Gojen ekibi gibi, yeni şekerleme ve takvimalar gibi, markalar gibi. Dağıtım kanalı bulamayan markalara, Torku gibi büyük markalara bazen de
ürünlerimizi kiralamak. İlk hedefimiz bu. Zaman içerisinde tüm yerel perakendecilere ürünümüzü kiralamayı hedefliyoruz. Esas gelmek istediğimiz noktada tüm büyük pazarda aynı ATM'lerin zaman içerisinde bankaların işlerine gömülmesi gibi, her ne kadar bankadaki tüm işlem ATM'de yapamasan da işlerin büyük çoğunluğu yapabileceğin bir ATM edeceğiz. Biz de karanlık mağazaları aynı bir şekilde mağazaların işlerine gömmeyi, mağazaları perakende etmeyi planlıyoruz. Neden karanlık mağazalar almalısınız? Çünkü yatırım ve bakım yükünüz yok. Vergiden kaçınabiliyorsunuz. Satış hizmeti verdiğiniz sahayı genişletebiliyorsunuz. Gece hizmeti sağlayabiliyorsunuz. Geceliğin personel barındırmak zorunda değilsiniz mağazanızda. 3 tane perakendenin hizmet bazlı aslında rakibi var. Otomat makineleri, geleneksel marketler, hızlı teslimat firmaları. Bizim ürünlerimiz bunlara tam olarak rakip değil. Bunların aralarındaki küçük boşlukları kapatan, nasıl ATM'ler bankalara rakip değil ama onların küçük özelliklerini, boşluklarını kapatabiliyorsa biz de ürünümüzü aynı öyle konumlandırıyoruz. Doğrudan telefonla temasa geçerek müşterilerimizle şu ana kadar iletişime geçtik. Bundan sonraki süreçte öyle geçeceğiz. 250 bin dolar civarına yatırıma ihtiyacımız var. Bugüne kadar 1 milyonluk post-cap desteği aldık. 800 bin TL'lik kendi öz sermayemizi yatırdık. Sağ tarafta giderlerimizi görüyorsunuz. Süreç çok azaldı. Patentli bir çözümümüz var. Türk Patent Tesisi 2023'ün en etkili patenti seçti. 4 tane daha 2023 sonuna kadar patentimiz var. Dedi ki vizyon olarak bir vizyon belirleyelim. Otomat makineleri, karanlık mağazaları, mobil cihazlarla da bir araya getirelim. Droneları dedik, drone da geliştirelim. 2 tane yine drone geliştirdik. Droneların altlarına payload olarak bağlanabilecekleri poşetleri geliştirdik. Mekanizmaları geliştirdik. Tamamen kendi geliştirmelerimiz. Takımım ben Melih Biçer, ürün geliştirmeden havacılık mühendisinin kurucuyum. Tuğrul'umuz var, avukatımız Eren arkadaşım, yazılım geliştirici, Faruk mobilci. Herkese teşekkür ederim. Ağzına sağlık Melih. Hızlıcana jüri üyelerimize dönüyorum. Kim söz almak ister? Buyurun Metin. Metin Bey'e kaldırdım. Yani şey güzel, böyle bold fikirler. Genelde uygulama puanı veriyorsak en düşük puanı veririz ama böyle yıkıcı fikirler güzel oluyor. Büyük şeyler bu işlerden çıkıyor. Umarım yaparsınız. Tam şeyi anlamadım. Şimdi burada pick-up robotları kullanılıyor. İyi de bir rakip var. Sky'da galiba bir uygulamasını yapmıştı. Tamamen karanlık bakkal var. Bir tane robotlar evlere dağıtıma çıkarıyor. Yürüyen robotlar. Skylab'daki, işte Gökdelen'deki değil mi? Evet, oradaki. Ama tabii sizinki tüm şehre yayılan bir şey. O pick-up robotlarını falan biraz daha içine anlasaydık nasıl çalıştığını. Bir kere yüksek maliyetli. O zaman bir fikrimiz olabilirdi. Bu iş bu fiyata yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Şeyin maliyeti ne kadar? Tek bir ünitenin size maliyeti ne kadar? Yaptırma maliyeti ne kadar? Biraz onlardan bahsetmekte yarar mı? Bu sayfada 13.200 dolarda bir ünitenin ham madde gideri olarak çıkacağını söylemiştik aslında. Daha doğrusu ekranda çıkmıştı. Söyleyememiştim hızlı olmasından. Tamam. 1520 dolara bunu kiralayıp 8 ayda amorti ederiz diye düşünüyoruz. Şey o fiyata çıkmaz o net ama yani iyi çalışıp normal fiyatı bilsek gerçekten olmaya ya olabilecek de bir iş. Böyle olmazmış gibi geliyor insana ilk duyunca ama bence buradaki trik bu sayılarda onların detayı iyi olur. Ama şimdilik elinizde bu var. Tamam ona göre güzel iş. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Aslında 4'te 1'lik bir modelini Ekim 2022'de yapmıştık. Çalıştırmıştık da entegrasyonda. Tabii bunu biraz daha model olarak büyütebilmek, sahada hizmet verebilmek dediğimiz zaman işte operasyon maliyetleriniz çok artıyor. Bizim de o zaman için bütçemiz buna uygun değildi. Sadece biraz daha çalışma kısmında kaldı. Tabii. Bir firmada şey için denemişti. Büyük AVM'lerin içinde kafeyi buna çevirmişti. Otomatik kafe gibi her şey otomatik. Bütün ürünler alınabiliyor. Yani denenmiş bir iş. Onlara bakmakta yarar var. Çok uzatmayayım. Sorulaştıramadım. Güzel iş. Elinize sağlık. İnşallah olur. Teşekkür ederim inşallah. Buyurun Çiğdem Hanım. Yani bu tür projelerdeki en önemli problem, daha önce benzer projelerle çalıştım, gerçekten maliyet. Yani maliyetleri kim karşılayacak? Sizin aslında servis sunan bir yani teknoloji üreten bir tarafta olmanız çok mantıklı. Şeyi çok merak ettim. Şimdi İTÜ'de bir deneme yapacağız dediniz. Bu bildiğimiz bütün büyük şeylerle
ne diyelim, markalarla konuştunuz mu aslında? Onların reaksiyonu ne? Böyle bir yatırıma girerler mi? Bir o kısmı çok merak ettim. Yani ne kadar müşteri keşif yaptınız? Nasıl sonuçlar aldınız o görüşme? Aslında Migros bunu daha önce denedi ama onlar tam olarak başarılı olamadı. Kendileri de bunu görüşmelerimizde ifade ettiler. Ya dediler ki hani biz bunu yaptık ama ciroları çok düşük. Yani ortada bir algı da var aslında. Kıramıyorsun bunu. Bunun için ciddi bir reklam bütçesi gerekiyor. Ve biz onlarla konuştuğumuzda bize dediler ki biz bunu şurada kullanabiliriz. Bize bir sipariş geldiğinde kuryenin içeride tüm markete dolaşması lazım. Poşetini hazırlayıncaya kadar olan süreç. Eğer sizin karanlık mağazanız doğrudan bu süreci hızlandırabilirse ben bunu alırım, cadde bostanda koyarım. Kuryem direkt sipariş geldiği gibi poşeti toparlar ve direkt gider şeklinde düşünüyor. Bir yandan tabii ki Seda Hanım. Melih, hızlıca çok son bir dakikanın içerisindeyiz. Bir tane daha izninle soru alayım ki size daha fazla şans tanımış olayım. Emre Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Burada ben açıkçası dark store kurmayı ve bunun lojistiğini, buradaki malzeme tedariğini daha önemli bir problem olarak görüyorum. Hayata geçirsek bile. O yüzden sorum şu, değer önerisi aslında 10 dakika altı dark store'lardan teslimat yapan bu işteki en önemli şirket Getir. Nazım Bey'le görüştünüz mü? Onlara bu işi götürüp onlar üzerinden bunu yapmayı düşündünüz mü? Böyle planınız var mı? Biz doğrudan Getir'le görüşmedik. Hatta bizim vizyonumuzda A101'e bunu yapabilmek vardı. Biz A101'le bunu denemek çok fazla istedik. Çünkü A101 her sokakta var ve gece servisi vermiyor. Nazım Bey'le birebir de görüşmedik. Ama A101'in camlarının önüne aynı ATM'lerin banka içerisinde konulduğu gibi karanlık mağazaları gömmek istiyoruz. Çünkü her sokakta var. Yani vizyonumuz içerisinde bu var. Getir biraz daha farklı bir noktada hizmet veriyor ama kendileriyle tanışmak isteriz yakın zamanda bir temasa geçebilirsen. Tamamdır. Çok çok teşekkür ediyoruz Melih. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sadece sana değil, bütün ekiplerimize başarılar diliyorum. Gerçekten Haziran ayından beri çok yoğun bir eğitim ve mentorluk sürecinden geçtiniz. 250'ye aşkın mentorluk görüşmesi yapıldı. Ama son 2 günde bile kat ettiğiniz mesafe çok can alıcı. Sunumlar çok güzel bir noktaya gelmiş. Şu anda biraz önce Emre Can yaptı, aynen kalpleri atma zamanıdır. Herkesten rica edeyim. Biz hepinize başarılar diliyoruz. Birazdan jüri üyelerimizle yarım saatlik zorlu değerlendirme toplantımıza gireceğiz. Ama böylelikle size de bir ufak es verme imkanı sunmuş olacağız. Öncesinde 2023 dönemi ana sponsorumuz İş Bankası'na temsilen Dijital Bankacılık Bölümü Müdürü sevgili Emre Ölçer'e söz vermek istiyorum. Emre Bey, programımıza verdiğiniz destekler bizim için çok değerli. Bir kez daha TÜSİAD adına teşekkür etmek isterim. Değerlendirmelerinizi almak üzere sözü size bırakıyorum. Sedam, çok teşekkür ederim. Öncelikle ben de tüm girişimcilerimizi heyecanlarından ve fikirlerinden ötürü çok çok tebrik ediyorum. Burada olmak büyük bir, benim adıma da mutluluk. Aslında İzel Bey tarihçeyi anlattı ama hani 2011'de başlayan, aslında 2018'de de bu dönüşümünü hızlandırıp şu anki potansiyeline, şu anki formatına kavuşan, ülkemizde de gençlerin girişimcilik anlamında destek alabilecekleri, bu yolculuğa çıkmak için nelere ihtiyaç duyduklarını keşfedebilecekleri en önemli platform. Ben de çok teşekkür ediyorum. Uzunca bir süredir birlikteyiz. Burada 2019'dan bu yana kurumsal anlamda da çok farklı çeşitli işbirlikleri, çok farklı birlikteliklerimiz oldu ama bu yıl aslında ilk defa ana sponsor olarak burada olmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz Türkiye İş Bankası adına. Aslında burada baktığımızda çok uzun bir yolculuk, bu gençlikte İşvar'ın başladığı yolculuk, ülkemizin önemli isim yapmış girişimlerinin bir bölümünün yolculuğunun burada başlamış olması ya da yolculukları sırasında buradan geçmiş olmaları aslında platformun amacına ne kadar ulaştığını gösteren
en önemli bence metrik diye düşünüyorum. İşte yakın zamanda biliyorsunuz önemli bir yatırım turunu tamamladı. 12 milyon dolar değerleme üzerinden bir yatırım aldı. Yolu World Cup'tan da geçmişti. İşte Plastic Move'u söyleyebiliriz. Veya yine World Cup Agri'de bizim de İş Bankası ailesi olarak yolculuğumuza eşlik ettiğimiz, kurumsal anlamda müşterisi olmaktan, aynı zamanda da Founder One etki girişim fonuyla yatırımcısı olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz ve Espresso gibi aslında böyle sayabileceğim çok girişim var. O yüzden çok kıymetli bir yeri var olduğunu düşünüyorum girişimcilik ekosistemimizde bu gençlikte iş var ailesinin. Biz İş Bankası olarak aslında niye buradayız ya da nasıl bir destek veriyoruz, yolumuz nasıl geçti dersek bu sorunun aslında bizdeki yanıtı oldukça net. Ülkemizin ve bankamızın kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün geleceğimizi ve cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerin özgür ve üretken bireyler olarak aslında baktığımızda ülkemizi müreffeh yarınlara taşımak adına girişimcilik yetkinlikleri, girişimcilik bakış açısını kazanabilecekleri en önemli platformlardan birisi ve en önemlisi aslında. Bu yönüyle baktığımızda da Cumhuriyet'in bir yaş küçük kardeşi olarak ve ülkenin ilk önde gelen girişimlerinden birisi olan İş Bankası'nın bu platformu neden desteklediği aslında gençlikle girişimciliği bir araya getirdiğimizde cevabı çıkıyor. Biz de burada uzun bir yolculuktayız. Dolayısıyla biz kurumların aynı emeli, aynı hedefi taşıyan kurumların çizilmiş bu doğru vizyon çerçevesinde birlikte olmasından büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda da bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında bu platformun da ana sponsoru olmaktan dolayı da haklı bir gurur yaşıyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlı, çok keyifli sunumlar dinledik. Çok etkilendim. Öncelikle tebrik ediyorum herkese. Çok kolay da bir yol değil aslında. 137-140'a yakın fikrin arasından 57 tane çok iyi, çok başarılı yarı finale kalan fikri içinden seçilerek bugün 7 fikri, 7 girişimi dinledik. Hayli de olgundu aslında. Bu yıl bu gençlikte iş var farklı bir formata dönüştü ve fikrin olgunlaştığı bir ilk aşamada dönüşümü başlat olarak buradayız. Bugün onun finalini yapıyoruz ama hayli de olgunlaşmış olduğunu söyleyebilirim. Sadece şunu vurgulamak isterim tüm arkadaşlarıma. Evet bugün bu bir yarışma ve bir derecelendirme yapacağız. Az sonra biz belki de sizden daha zorlu bir mücadelede bir odaya kapanacağız ve burada bir karar veriyor olacağız. Ama lütfen şunu unutmayın. Az önce ifade ettim, ülkemizin önemli girişimlerinin yolculukları bir kısmı burada başladı, bir kısmı buradan geçti. Dolayısıyla bugünün bir kaybedeni yok. İlk üçte yer almayacak olan ekipler ve hatta 57 tane yarı finalistimiz de bu ailenin, bu büyük ailenin bir parçası haline geldi. Dolayısıyla burada bugün ekosistemimizin önemli oyuncularına, ülkemizin gözde güzide yapı taşlarından, çınarlarından TÜSİAD'ın değerli üyelerine, temsilcilerine, fikirlerine anlatabilmek. Ha, araba yanışıyor. Palete çarpar araba. Almış olabilmek. Buraya araba giriyor. Koy öyle bakalım. Ben de bitiriyorum bu arada. Bir mikrofon şeyi oldu, kazası oldu. Ben de toparlıyorum. Buraya da olmak da çok önemli bir kazanım. Dolayısıyla ben fikirlerini anlatan bu yılın mezunu olan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyor, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık Emre Bey. O zaman herkesin heyecanı dorukta. Biliyorum ben de sözü hiç uzatmıyorum. İzninizle jüri üyelerimizi alıp yarım saatliğine kaçıyorum. Siz ekranlarınızı, yani Zoom'dan çıkmayın lütfen. Ekranlarınızı kapayabilirsiniz. 30 dakika sonra tekrardan burada buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere.
geldi. Emre Bey de geldi. Hoş geldiniz. 30 dakikalık zamana tam olarak uyduk. Nasıl geçti? Kısaca böyle bir tur atalım. Metin Bey? Valla ben bir an şeyi şaşırdım böyle. Öğrencilerim dinliyoruz, 10 yıllık girişimcilerim dinliyoruz. O kadar güzel anlattılar ki hem fikirler güzel ama şeyi özellikle anlatımlar, sorulara verilen cevaplar gerçekten profesyonelce yaptılar. Hem onları hem de yetiştirenleri tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yine çok zorlandık. Her sene aynı şey oluyor. Bu iyilerin içinden iyi çıkarmak çok zor. O nedenle de tekrar ben de şunu tekrar edeyim. Tüm katılımcılar için söylüyorum. Her zaman yarışmanın 1, 2, 3'ü olmak önemli değil. Bundan sonraki hayat çok daha önemli. Herkes fikrine sahip çıkıp devam etsin. Çok İyi bir topluluğun içindesiniz. TÜSİAD her zaman arkanızda. Ben yıllarca da izledim kaç tane girişimin nereden alıp nerelere getirdiğini. Çok şanslısınız. Kıymetini bilin. Güzel çalışmalarınızda devam. Başarılar diliyorum. Emre Bey? Valla Metin Üstad aslında çok güzel bir şekilde ifade etti. Bugünün kaybedeni yok. Ben de bu ailenin içerisinde kalmaya, buradan paylaşmaya, aynı zamanda da geri verme kültürüyle de buranın paydaşı, payı olmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. Benim açımdan çok etkileyiciydi. Açıkçası fikir aşamasından gelinen ve sunulan seviye itibariyle son derece keyifli, son derece olgun, ayakları yere basan girişimleri dinlemiş olduk. Açıkçası geleceğe dair de umutlarımız artmış oldu. Umarım bugün dinlediğimiz 7 girişim arasından da ölçeklenen, büyüyen, yatırımları alan ve bizi dünyada gururla temsil eden ekiplerin ilk sunumlarına belki tanıklık etmişizdir diye düşünüyorum. Bu tarihi unutmayacağım bu anlamda. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Çiğdem Hanım. Valla çok duygulandım. Hepiniz harikaydınız. Çok güzel çalışmışsınız. Çok çok sahiplendiniz. Anlatırken biz bunu çok hissettik. O yüzden de oylarken çok zorlandık gerçekten. Çünkü hepiniz birbirinizden iyiydiniz. O yüzden çok tebrik ediyoruz. Bütün verdiğiniz zaman, bütün harcadığınız efor, emek hepsi karşılığını bulmuş. Tebrik ediyorum. Ayrıca TÜSİAD'a her zamanki gibi bu müthiş organizasyon için teşekkür ediyorum. Her şey mükemmeldi. Bizi zorladınız, onu söyleyelim. İnşallah sonuçlar çok güzel bir şekilde hepimizi mutlu edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Zeynep Hanım, İzel Bey, sizlerin de kısaca alabilirsek. Tabii. Çok güzeldi bugün sunumlar. Herkes, aslında tüm jüri üyeleri de söyledi. Hepsi birbirinden etkileyiciydi. Ta en başından beri gençlerden gelen bu yenilikçi fikirler bizleri de, yani beni çok araştırmaya zorladı. Birkaç aydır ben de acaba bu konu ne? Bu ne üzerine? Ne kadar enteresan bir fikir diye hep araştırdım. Sizlerin bu güzel sunumlarınızı yorumlayabilmek için hepinizin yolu açık olsun. Ne yapacaksanız kendiniz yapacaksınız. Evet, TÜSİAD var. Ama hayatta her zaman başarılarınızı kendiniz yakalayacaksınız. Bu finalde yer almak da zaten çok büyük bir başarı. Birazdan da açıklayacağız zaten bu bir yarışma formatında olduğu için. İzel Bey, son olarak size söz vereyim. Arkadaşlar, hepinizin gözünde acaba ben mi birinci oldum, ben mi birinci oldum sorusunun gezdiğini düşünüyorum. Evet, biri birinci olacak, biri ikinci olacak, diğeri de üçüncü olacak ama bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Esas olan konu bu fikre sarılmak, bu fikre inanmak, o fikirle sonuna kadar yola devam edebilmek. Çünkü ben de aynı Çiğdem'le aynı duyguları paylaşıyorum. Hepinize gurur duyuyorum. Harika sunumlar yaptınız. O kadar iyiydiniz ki. O yüzden lütfen kesinlikle burada bir... Bu evet, adı yarışma ama buradaki süreç esas. Ve bu süreci burada başlatıyorsunuz, burada bitirmiyorsunuz. Bunu ne olur unutmayın. Ve bu hep devam edecek. Ne olur fikirlerinize güvenin, kendinize güvenin, ekiplerinize güvenin. Yolunuz hep açık olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler jüri üyelerimize değerlendirmeleri için. Ben ağlamak üzereyim. Böyle burnum falan kızardı görüyorum ekranda. O yüzden artık daha fazla sizi heyecanlandırmayalım. Üçüncülük ödülünü kazanan ekibimizi açıklamak üzere ana sponsorumuz İş Bankası adına Emre Bey'e söz vermek istiyorum. Teşekkür ederim Seda Hanım. Ben de heyecanı daha fazla tırmandırmadan bir Ankaralı olarak üçüncülük ödülünü Ankara'ya, memleketime, FUVE ekibine göndermek, teslim etmek istiyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Size hayırlı olsun. Ben dayanamadım. Alkış tutturmaya başladım. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hızlıca şey yapabiliriz. Hızlıca size söz verebiliriz. Alper, evet. Aç mikrofonunu. Açtım hemen. Ya gerçekten çok teşekkür ederiz. Üç mühendis arkadaş olarak bir araya gelip sürdürülebilir kapsamında kendi bilgilerimizi nasıl bir ürüne dönüştürebiliriz şeklinde düşünerek böyle bir fikirle yola çıktık. Evet. Ve bu şekilde bir değerlendirme yaptığınız için de çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte çok daha hızlı büyüyen bir ekip olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle koca bir an gülümseyin, şöyle kocaman bir fotoğraf çekilsin de. Tamamdır, harika, alkışlıyorum tekrardan. Teşekkür ederiz tekrardan. Sağ ol. Şimdi ikincilik ödülünü açıklamak üzere sevgili Zeynep Hanım'a söz vermek istiyorum. İkincilik ödülünü benim de çok etkilendiğim ve müthiş bir fikir olduğunu düşündüğüm daha ilk aşamada okurken Elektroplak grubuna sunmak istiyorum. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Verdikleri hem feedback'ten dolayı hem de süreç boyunca yanımızda olduklarından kaynaklı. Burada olmaktan mutluyuz. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Hüsiyat ailesine girdiğimiz için çok mutluyuz. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir kamptı. Ayrıca mükemmel bir etkinlikti. Umarız birlikte çok daha güzel yerlere geliriz. Biz de aynı şekilde. Şöyle siz de bir an durun. Şöyle bir fotoğraf çekilmek için. Harika. Sizleri de alkışlayarak ekrandan gönderiyorum. Evet. İzel Bey. Bu dönemin birincisini açıklamak üzere söz sizindir. Arkadaşlar tekrar sizi çok çok tebrik ediyorum. Palji ekibi aldı. Sezer ve Mehmet galiba burada. Size canı gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Evet. Süreç boyunca her zaman yanımızda olan ve bizlerle mentorluk süreçlerinde çok iyi yöneten buradaki arkadaşlarımıza da TÜSİAD ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında hem mezun oldum hem de bu ödülü kazandım. Gerçekten benim için inanılmaz bir kariyer yolculuğu oldu. Teşekkür ederim kararınız için. Umarım sizleri daha da güzel haberlerle ileride donatabiliriz. Çok güzel bir dönemin sonundayız. Artık kapanışı yapmak için çalışma grubu eş başkanımız Zeynep Hanım'a ben sözü bırakıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler, değerli paydaşlarımız, uzun ve zorlu bir yolculuğun sonuna geldik. Dönüşümü başlat ilk bir iş fikri yarışmasının 2023 finalinde heyecanımıza ortak olduğunuz için çalışma grubumuz adına hepinize enişten teşekkürlerimizi sunuyorum. 2023 dönemini geride bırakırken öncelikle bu süreçte gelişmelerine tanık olduğumuz genç girişimcilerimize seslenmek istiyorum. Her birinizi heyecanınız, motivasyonunuz ve emekleriniz için gönülden kutluyorum. Türkiye'nin girişimcilik alanında, Türkiye'nin girişimcilik alanında ihtiyacı olan dönüşüme sizlerin yenilikçi fikirleriniz, cesaretiniz ve çalışma azminizle katkıda bulunacağınıza olan inancımız tam. Sizler de emin olun, girişimciliğe çok doğru bir yerde başladınız. Girişimcilik yetkinliğinizi geliştirecek yeni içeriklerden yararlanmak ve yarışma sürecinde edindiğiniz network'i geliştirmek için Dönüşümü Başlat platformumuzun sizlere yarışma sonrasında da güzel bir zemin oluşturacağını düşünüyorum.
Keza pek çok jüri üyemiz de artık TÜSİAD'ın bir parçası olduğumuzu ve buradan devam edebileceğimizi de belirtti. TÜSİAD bu gençlikte iş var ailesine bir kez daha hoş geldiniz diyor. Başarılarla dolu olacağına inandığımız girişimcilik yolculuğumuzun sıkı takipçisi olacağımıza söz veriyorum. Pardon. Sözlerimi tamamlamadan önce ben de kendi adıma yarışma sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İş fikri yarışmamızın tanıtımından değerlendirme süreçlerine, dijital eğitim içeriklerinden mentorluk görüşmelerine kadar her aşamada destek olan çalışma grubu üyelerimiz, paydaşlarımız, jüri üyelerimiz, mentorlarımız ve mezunlarımız, iyi ki varsınız. Dönüşümü başlatı hayata geçirmemizi sağlayan değerli sponsorlarımız ve çözüm ortaklarımız. Ana sponsorumuz İş Bankası, gümüş sponsorlarımız Anadolu Efes, BAS, Destek Patent, Mazar Denge ve bronz sponsorumuz Paribu Hub, gençlere olan inancımızı her daim paylaştığınız ve yarışma sürecinde verdiğiniz destekler için sonsuz teşekkürler. Ve pek tabii TÜSİAD ekibimiz, özverili çalışmalarınız ve bitmeyen enerjiniz ile programın her sene girişimci reflekslerle gelişmesini ve en başarılı şekilde ilerlemesini sağladığınız için sizlere de en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu gençlikte iş var diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ağzınıza sağlık Zeynep Hanım. Şimdi şöyle bir büyük aile fotoğrafı almak istiyoruz. Ama bu böyle hemen anında olmuyor. Böyle yavaş yavaş herkes teker teker ekrana gelecek. Herkesten ekranlarını açmasını rica ediyoruz. Ondan sonra sevgili Kadir bizi yönlendirecek. Kalp mi koyacağız artık, hangi emojiyi koyacağız bilmiyorum. Herkesten ekranlarını açmasını rica ediyorum tekrardan. Kadir, tamam mıyız? Nasılız? Tamamız. Kayıt alabiliriz. Harika. O 3, zaman 2, 1. Teşekkürler. Bu gençlikte iş var diye bağıracak mıyız? O serbest Zeynep Hanım. Hep beraber bağırmaya alışıksız bir araya geldiğimizde. Tamam, o zaman 3'ten geriye sayıyorum. 1'den sonra bu gençlikte iş var diye bağırıyoruz. 3, 2, 1. Bu gençlikte iş var. İş var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.